Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Yine tüm yoğunluğuyla hem Süper Lig hem de transfer haberleri devam ediyor. Erteleme haftasındayız Trendyol Süper Lig'de. Dün Beşiktaş Rize'de Semih Kılıçsoy farkıyla farklı kazandı. Bonucci İstanbul'a geliyor Fenerbahçe için. Galatasaray yarın Sivas deplasmanında olacak ve tüm bu haberlerle birlikte çok daha fazlası da spor gündeminde sizlerle buluşacak. Serdar Sarıdağ ve Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. İyi yayınlar. Hoş bulduk. Valla dediğim gibi hem Süper Lig hem transfer dönemi böyle çok yoğun bir dönemin içerisindeyiz. İkisi bir arada diyorsun ha? Tabii. Her zaman için. Zaten hani transfer dönemi artık çok fazla sıyrılmıyor bence futboldan. Yani transfer dönemi bitince de transfer hep var ama Fenerbahçeli taraftarları çok böyle mutlu edecek, şimdiden havaya sokan flash bir gelişme değerli izleyenler. Flash, İtalyan flash stoper Leonardo Bonucci bugün 18.30'da İstanbul'da olacak ve Fenerbahçe ile artık Bonucci'nin sözleşme imzalaması bekleniyor. Uzun dönemdir konuşulan bir transfer değildi aslında. Son birkaç günde birden hareketlenen bir gündem oldu Bonucci Fenerbahçe gündemi ama Bonucci bugün temsilcisiyle birlikte İstanbul'a gelecek. 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor ve sonrasında da Fenerbahçe'nin Bonucci ile 6 aylık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Şimdi bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Serdar abi seninle başlayalım. Yani herhalde Bonucci'yi zaten burada anlatmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bonucci'nin kariyeri ortada, Fenerbahçe'ye verebilecekleri ortada. Fenerbahçe'nin bir stoper ihtiyacı vardı. Hem Beka'nın sakatlığı, hem sezon içi sakatlıklar, hem de Çiko'nun Afrika Kupası'nda olma sebebiyle Fenerbahçe Bonucci ile anlaştı diyebiliriz herhalde. İşte Bonucci'nin de kariyeri ekranda. 681 maç şu ana kadar, 47 gol, 12 asist. Pisa, Bari, Treviso ama tabii ki biz onu Inter'de değil, Milan'da değil, Juventus'taki performansıyla hatırlıyoruz. Son olarak da Union Berlin'de forma giydi Bonucci ve son Avrupa Şampiyonası'nda da yine müthiş bir performansa Chiellini ile birlikte imza atmışlardı. Zaten ikisi ayrılmaz ikili, ayrılmaz kardeş gibi. Serdar abi öncelikle Chiellini bıraktı. Chiellini bıraktı. O kaç yaşındaydı? Chiellini 39'du galiba. 39, bıraksın artık. Amerika'ya gitti. Amerika'dan sonra tamam. Sonra bıraktı. Yani Bonucci transferi çok heyecanlandırdı herkesi. Şimdi şöyle tabii yaşından dolayı bir konuşanlar var. Efendim işte biz alsak, bak haklı o konuda haklı. Bir takım alsa mesela isim vermeyeyim. Derler ki bu yaşlı başlı adamı aldınız diye. Fenerbahçe alınca sorun olmuyor diyenler de var. Fenerbahçe bula bula bu adamı mı buldunuz yaş 36 diyenler de var. Şimdi yaşına takılanlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde yakın zamanda gol atmış en yaşlı futbolcu kim? Pepe. Kaç yaşında? 40. 40 yaşındaki adam Şampiyonlar Ligi'nde gol atabiliyorsa o adam bitik falan değildir. Dolayısıyla da Bonucci de ondan 4 yaş ufak olan Bonucci de bence bir sakatlık yaşamazsa 2 sene en az, belki de 4 senede oynar. Şimdi süreyle öyle bakıyorlar kendilerine. Şey, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncunun bırakma düşüncesi varmış. Ama ben biraz şöyle görüyorum olayı. Burada iyi bir 6 ay geçirirse herhalde Fenerbahçe ile Bonucci ile devam aynen etmek öyle isteyecektir. Şimdi bırakma isteği parasal anlamda iyi para kazanmışsa Allah daha çok versin diyelim. Ama heyecan. Şimdi burada bir heyecan duyar mı? Bence duyar. Çünkü şampiyonluk yarışının içine geliyor. Ve karşısındaki rakibin de ezeli rakibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu onu heyecanlandırır. Bu onu motive de eder. O yüzden bakarsın Fenerbahçe şampiyon olduğunda bir yaratı bir kontrat yapar. Belli olmaz bu işler. Tabii. Bakarsın ligin en iyi stoperi seçilir sezon sonunda. Öyle bir tecrübe, öyle bir deneyim. Dolayısıyla ben doğru bir transfer hamlesi olarak görüyorum. Evet, Bonucci'yi konuşmaya devam edeceğiz. Devre arasındaki isimler tecrübeli olmalı alınan isimler. Kesin. Yani Galatasaray'da bir Drogba vardı. Bir de kim gelmişti ona beraber? Snyder değil mi? Snyder. Her şey değişti bir anda. Yıllar önce Beşiktaş'a Junti gelmişti. Evet. Hatırlayalım. Yani devre arası hamleleri mesela Ernst gibi. Ernst. Ya bunlar öyle oyuncular. Devre arasında artık yetiştirici, yetişme üzeri genç bir oyuncu falan almanın bir şeyi yok. Ancak şampiyonluk yarışındaki takımlar kısa vadeli çözümlerle ama net çözümler. Beşiktaş niye Santos gibi tecrübeli bir teknik direktörü getirdi? Çünkü öncelikle ihtiyacı olan buraya akil bir insanın gelmesi. Burayı toparlayabilmesi.
Dolayısıyla devre arasındaki hamleler içerisindeki yani nedenler arasında en önemli sırada tecrübe yer alıyor. Bonucci de herhalde biraz tecrübelidir diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Tabii Bonucci'yi A'dan Z'ye konuşacağız. Hatta Union Berlin macerasını da konuşuruz. Çünkü çok uzun süren bir macera olmadı. Yani Bonucci ile ilgili herkesin aklında ufak da olsa bir soru işareti varsa son Union Berlin macerası o da ama ona gelmeden önce hocam. Bonucci'yi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha doğrusu yani nasıl değerlendiriyorsunuz derken dediğim gibi yani burada Bonucci'yi konuşacak değiliz. Kalite zaten ortada ama Fenerbahçe'ye Bonucci ne katar? Bonucci-Fenerbahçe uyumunu nasıl görüyorsunuz? Oraya girmeden hemen Serdar karşımda oturduğu için Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayayım. Tüm gazetecilerinde. Oo hocam Allah teşekkür nice, ederim. Nice senelere diyelim yani tekrar olur. Her sene kutlamak nasip olur. Ben de görevini layığıyla yapan tüm gazetecilerin tüm gazeteciler. Dünya Gazeteciler Biz tabii kutluyorum. O kategoriye girmiyoruz. Gazeteci değiliz. Olamayız da zaten. Ama bütün abilerimiz var. Güven abiler falan var. Oğuz abiler var. Hepsinin Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Öbür tarafa gelelim. Abi adımı anlatmak bir kere ayıp olur. Söylemek de ayıp olur. Şimdi ben Fenerbahçe'den şeyi beklemiştim. Savic transferini beklemiştim. Bu kısa vadeli. Savic uzun vadeli de herhalde olmadı. O da çok farklı bir oyuncu. Bu daha hala herhalde İtalyan milli takımın oyuncusu bildiğim kadarıyla. Oradan da çıkmadı. Herhalde o kadronun içinde. Bunun için milli takım yakın dönem. Bıraktı mı bırakmadı bilmiyorum. Bıraktı neyse. Hatırlıyorum hocam. Yani şu kısa vadede bundan iyisi can sağlığı denir. Doğru bir hamle mi? Evet doğru bir hamle. Oraya çünkü toparlayıcı bir oyuncu almanız gerekiyordu. Şu andaki eksikleriniz var. Bekao'nun olmamasından, Dijikun'un sakatlanması, Serdar Aziz'in sakatlanması, diğerlerinden verim alınmaması bu tarzda bir oyuncuyu size elzem kıldı. Yani tecrübeli bir oyuncuya elzem kıldı. Çünkü ön taraf tecrübeli ama arka esas ana noktanız sizin çok tecrübesiz. Yani şöyle tecrübesiz. Şampiyonlar giderken sallantıya meyil vermeyeceksiniz. En son maçında İstanbulspor maçında da gördünüz. Ne kadar siz oyunu force etseniz bile birkaç atakta ne kadar sallandıklarını hepimiz şahit olduk burada. Hamle doğru mudur? Ramos var. Ramos İspanya'da oynuyor. Doğru mu? Tabii Sevilla'da. 37 yaşında. Oynuyor. Demek ki insanlar işte Ronaldo'ya bakıyorsun, diğerlerine bakıyorsun. Tabii çok fazla şeyler yüksekte olunca yaş faktörleri. Biz tabii biraz isyan ediyoruz bu konuları ama başka türlü getirme şansı yok. En babayı nasıl getireceksin abi? Ne bütçen yeter ne bir şey de. Aldın 5 tane topçu bir tane bu para verirsin. Baba bir tane getirmek ve de gelmezler. Yani 30'dan sorularını alıyorsun. Genç bulursan ona da genç diyorsun. Son olmuyor. Olarak hocam milli takımda İspanya'ya karşı Uluslar Ligi yarı finalinde oynamış. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası elemelerinde kadroda yok ve son iki bırakmış maçta da oldu. Sakatlığından dolayı oynamamış. Yani, yani resmi bir açıklama yok ama ben de bıraktı diye biliyorum. Union Berlin'e gelmesi tabii farklı bir arayış içindedir. Orada ya 7'ye 8 maçı var. Hemen onu da... Ama Union Berlin bence Fenerbahçe'nin vereceği heyecanı vermez. Şimdi onlar da şöyle taraftar açısından falan çok ekstra bir taraftardır. Onu Union da ekleyeyim Berlin. Hocam 7 maç Union Berlin'de ligde. Son olarak 20 Aralık'ta Köln maçında 23 dakika oynamış. İç sahadaki Köln maçında. Ondan önce 24 dakika oynamış. Son 90 dakikası Werder Bremen maçında. Yani Kasım ayının başında. Ekim ayında. Şampiyonlar Ligi'nde de son olarak Kasım'ın sonunda Braga ile oynanan maçta süre almış ama onun dışında Real, Braga bir de Napoli maçlarında oynamış. Braga maçına sonradan oyuna girmiş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de görünen 3 maçı var. Çok tabii oradan düşünceleri falan farklıdır. Zevk şey vermez tabii. Oranın taraftarı falan farklıdır ama bir İstanbul, bir Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark var. Ya tecrübe açısından eğer sakatlığı yoksa, eğer bir şeyleri yoksa tecrübe açısından çok fazla iyime kadar. Sakatlığı yok. Son olarak yönetmenimiz söyledi Tolga Tezcanoğlu. Bir 14 günlük sakatlığı var. Kasım ayı içerisinde. Onun dışında bir sakatlığı o demek yok. Ki çok önemli bir şey değil. Ben Fenerbahçe kısa vadede orasını böyle sallantıda bırakacak bir tercih değil. Tam net bir tercihle kapadılar. Bizim ligimiz içinde zaten kaleye gelmiyorlar rakipleriniz. Yani şöyle bakarsan kaç kere Fenerbahçe bir 10 kere falan zorluyor musunuz ataklarla? Yok belli bir alanda geliyorsunuz. Orayı da sağlam tutmak istiyor.
Akıllı bir tercih, akıllı bir transfer olur. Ama ne kadar süre alır? İşte verici performans, yeni sezonda tekrardan oturmuşsunuz, farklı bir arayışlarıma gidersiniz. Sonraki iş, önce şu andaki 4 aylık, 5 aylık bir sürece bakılacak ki bunun için de çok tecrübeli bir oyuncu aldılar. Evet, kesinlikle öyle. Tabii şimdi şunu konuşmak lazım. Alıyorlar daha doğrusu. Alıyorlar. Lider. Abi, lider bir tarafı da var. Her türlü. Tabii ki. İyi güzel ama herkesin aklında şimdi bir anda şöyle bir soru da oluştu Fenerbahçe'de. Şimdi Dzeko sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en fazla verim veren stoperi. Beko sakatlık yaşadı ama dönecek sakatlıktan. Hatta Şubat ayında dönmesi bekleniyor ve Mart gibi de hani maçlara çıkması bekleniyor Beko'nun. Şimdi Beko da döndüğü zaman soru şu. Bonucci, Dzeko, Beko, Fenerbahçe'nin stoperdeki ikilisi kim olacak? Hepsi döndüğünde, hepsi hazır olduğunda. Çok güzel bir üçlü yapılır onda. Çok güzel bir üçlü. Hakikaten sol çok stoper, güzel bir üçlü olur. Bak üçlü sisteme geçer belki. Ve Bonucci de çok uygun bunun için. Evet. Öyle bir üçlü olur ki önüne de ikili yaparsın. Ama İsmail Hoca ben üçlü oynamayacağım dedi sezon başında. Ama sezon başında dedi. Bu elindekiler hangisine? Hepsi üçlü oynamaya müsait. Sayın Başkan'ın için açıklamalarını düşünüyorum ben. Hani Jorge Jesus'tan bile konuşurken hayatı boyunca üçlü oynamayan adam geldi bizde üçlü oynadı dedi. Futbol değişkenliklere gebedir. Onlara da uymak mecburiyetindesiniz. Elinizdeki böyle patronlar varsa o patronlardan o meyveyi çok iyi hazırlamanız lazım. Yani oynayabilirsiniz. Bence de oynayabilir ama. Hem de nasıl oynanır biliyor musun? Hani kulübün şu anda abi, çok sıcak bile bakma. Dizilişlere bakacaksın. Elindeki oyunculara bakacaksın. Elindeki oyuncuyu yapıp senin 4-4-2 de oynar. 3-5-2 de oynar. Bir kere beklerini düşün ya. Adamlar bek değil ki. Bek mi açık mı belli değil. Daha neyi düşüneceksin yani? Buradan burası kapatacak, öbürü burayı kapatacak. Burası zaten patron var burada. İşi götüreceksin. Vallahi yani, ben Fenerbahçe'nin dörtte oynayacağına ve bir ismin hazır da olsa dışarıda kalacağını düşünüyorum. Ya tamam, o tabii onların bileceği ama biz şimdi hemen pratik olarak düşündük. Oynama şansı var. Kusura bakma araya girdi sen. Yok estağfurullah. Yani onun maçına göre değişir ya. Yani bu şeyin artık bu saatten sonra siz sabit kalacaksınız diye bir durum söz konusu değil. O senin dediğin nasıl olur biliyor musun? O dediğin evet buranın ikilisi budur diyebileceğimiz. Galatasaray uzun bir süreç yaşadı bununla ilgili. Kim vardı? İşte Nelson'la yanındaki kimdi giden? Marka. Değil mi? Marka gitti. Hı hı. Abdülkerim hemen o uyumu sağladı. Çünkü iki yeni değil, bir tanesi yeni. En azından bir tanesi geçen seneden kalan. Yani o süreç öyle hemen olmuyor. Belki bir dahaki senenin ikilisi ortaya çıkacak buradan. Doğru. Belki. Şimdi çıkabilir tabii ki. Nelson Marka gibi. Nelson Abdülkerim gibi. Şimdi... Biz ne dedik? Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en yaşlı oyuncusu Pepe. Kaç sene oynadı Real Madrid'de? Yıllarca. Yıllardır. Yanında kim oynadı yıllardır? Pepe ile birlikte Ramos oynadı. Ramos oynadı. Onlar oturduktan sonra 7-8 sene bence değiştirmediler en az değil mi Mahmut Hocam? Hı-hı. Dolayısıyla o süreç bu bizim Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki ikilisi kim olur sorusu cevabı net değil. Üçü de dönüşümlü olarak oynar. Üçlüye gelecek olursak bir teknik direktörün bu seviyeye gelmiş, böyle bir takım başındaki teknik direktörün cebinde üçlü, dörtlü, ikili, birli, neyliyse neyli hepsinden olmalıdır diye düşünüyorum. Buralara kadar gelmiş bir hocanın. Dolayısıyla bunlar tövbe haşa ayet değil. Bunlar oyun, sistem, kadrodaki sakatlıklara göre, kadrodaki cezalılara göre, kadrodaki kadro takviyesine göre değiştirebilirsin. Zago'ya sorduk. Yıllar sonra Zago'yla bir araya geldik. Ya merak ettim ya Lucescu niye öyle oynattırdı diye. Hiç tarzı değildi. Adam geldi baktı kadroya. Bize dedi geldi ki malzeme bir tek bu oyunu oynar dedi. Biz de onu oynadık dedi. Zaga, Ronaldo, Ahmet evet. Yıldırım müthiş bir üçlü. Şampiyon olmuş Beşiktaş'ın 10 sene attığı gol sayısı 53 mi 54 mi neydi? Bak şampiyon olmuş. Bir sıfırlarla gittiler. Hatırlıyor musun hocam? Malzeme bu. Ve o malzemeyi çok iyi kullandı. O da nedir? Bu seviyeye gelmiş hocaların cebinde... Bir sürü planı vardır. Ya da not olmalı. Kağıtları gönderiyorlar ya. Kendilerinin de not kağıtları var. Böylesine bir durumda ben ne yaparım? Şöylesine bir durumda ben ne yaparım? O çözümü üretebilmek önemli. O yüzden üçlü kötü bir şey değil. Doğru kadroları üçlü oynattığı zaman iyi bir şey tam tersine. Bence de değil. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosu orta sahada dahil. Fred de orta sahaya falan düşün. Sağ tarafta Samuel, sol tarafta Ferdi. Üçlü mü diyorsun? Bütün dizilişler oynar. İçi gidiyor ya. Ben olsam böyle oynatırım diye. Bütün dizilişler oynar. Şimdi tabii. Senin sorduğun soruya gelelim. Serdar'a sordun. Kim oynar diye bu üçlüden.
Eğer Becao döndükten sonra Becao ve şey Bonucci. İki tane İtalyan. Şimdi mesela ben yukarıda arkadaşlarla da konuştuğumda hep böyle hani biraz kendi içimiz anket gibi yapalım dedik. Becao Bonucci çok çıktı cevap. Ben de şöyle söyledim karşıt görüş olarak. Karşıt derken bu ikiliyi tabii ki savunmadığım için değil. Ama dedim ki yani şu ana kadar da Dzeko neredeyse tek başına taşıdı o hattı. Yani Becao sakatlandıktan sonra da. O zaman da Dzeko'yu birden dışarıda mı bırakacak ya Fenerbahçe? Onun da şimdi şöyle son dönemlerde göremedin. Gitti. Ya şimdi şeyden gelecek. Afrika Kupası'ndan gelecek tekrardan. Esas işte şeyler ağır toplar Becao Bonucci olur. Öbür türlü de bırakmak istemiyorsan oyun düzenlerinde farklılıklar yapabilirsin. Yani biz hocalar variabel olmak mecburiyetindeyiz. Yani bir böyle sabit bir kaldığın zaman oradan çıkamıyorsun ve belli bir dönemden sonra senin oyunun okunduğu zaman rakiplerinden tarafından bu sefer çok zor oluyor geçişler, oyun geçişleri. Şimdi mesela şu üçlü mükemmel bir üçlü olur. Orta sahada Szymanski falan, Fred, oho İsmail, işte Samuel, Ferdi, önde Tadic'le şeyi al yan yana oynat Zeko'yu. Daha ne istiyorsun abi? Sağ şeyi varsa Batshuayi gitmiyorsa Zeko Batshuayi. Zaten önleri şey bizim lig için silme götürüyorlar yani. Öyle bir önde ölümcül bir hat var onlarda. Tabii biz de şu anda aklımızdan geçenleri söylüyoruz. Bütün nihai karar mutlaka tabii hocadır. Onlar çalışacaklar ama çok ideal bir üçlü olur öyle. Hakikaten de hepsiyle bunu oynama, bu dizilişte oynama modunda olanlar. Biliyorlar ve çok iyi de biliyorlar. Tabii yani şimdi Dzeko geçen sene Strasbourg'da oynuyordu. Bonucci zaten hayatı boyunca oynadı. Öbürü de aynı. Becao Udinese'de zaten oynadı bu sistemi. Şeyde de öyle Brezilya'da da oynadı. Brezilya'da da oynadı. Oradan çıktı. Bahia'dan çıktıktan sonra Moskova'da 4'te durdu. 4'te ve 3'te çok iyi oynuyorlar. Yani şampiyonluk yarışındayken sistem değiştireceğini düşünmüyorum. Bakalım zaten Konferans Ligi de var. Hani şimdi Avrupa'sı ayrı olacak, ligi ayrı olacak, zira Türkiye Kupası ayrı olacak. Bonucci ile iyi bir stoper attı yatakaladılar. İyi bir stoper attı. Hakikaten Becao ile demiştik. Bonucci ile tam oranın neyi diyelim, mühendisi diyelim. Patronu. Fenerbahçe hocam. Bakın ben patron, Becao için patronlardım. Şimdi bu geldi. Fenerbahçe Leonardo Bonucci'yi açıklamış. Fenerbahçe'de resmi olarak açıklamayı yaptı. Hayırlı olsun. Şu anda altyazı olarak görüyoruz değerli izleyenler. İtalyan oyuncu sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a gelecektir diyor Fenerbahçe kulübü de. Bonucci'yi açıkladı. Artık bu iş resmi bir hal aldı diyebiliriz. Şimdi Serdar. Kırmızıyı gördük artık. Kırmızıyı hale geldi. Serdar, bunu izleyen genç stoperler, Sanchez'i izleyen genç stoperler, Becao'yu izleyen genç stoperler. Maalesef Bailey hakikaten iyi bir stoperdi fakat o sakatlıktan onu çok... İzleyemediler fazla. Yine hocam. Yerel'de ikinci maçı nasıl sakatlandı? İşte izli, çok sakattı. İzleyemediler. Çok farklı. O da farklı bir stoperdi ama bu stoperlerden tam işte genç takım stoperlerine, antrenörlerine bir malzeme çıkacak stoperler geldi. İşte ağır toplumlar. Bunlardan çok şey öğrenirsiniz. Nasıl gidiyor, nerede hareket ediyor, nerede basıyor, nerede kademeye giriyor, ne zaman ucuma çıkıyor, yönlendirmeler. Yani hepsi bu sana şimdi şu anda bir bunlar öğretmen gibi sana. Gençlerden bahsediyorum. Genç stoperler çok şeyler öğrenirler burada. Şimdi tabii yani Fenerbahçe'de bence bir Emir Ortakay'a da eklenecek seneye. Zaten Kocaelispor'da şu anda Sakaryaspor muydu? Kocaeli'de olabilir. Kiralık. Kiralık. Yani şimdi Emir de gelecek, diğer isimler de var ama dediğim gibi yani şu anda Fenerbahçe'de en önemli gündem Bonucci. Çok tecrübeli bir savunma hattı var Fenerbahçe'nin. Ve açıkçası genç oyuncuların da bence idmana çıkmak çok, için artık can atacağı bir savunma hattı oluşacak çok Fenerbahçe'de. Çok iyi Bonucci, bir de çok iyi hücuma katkı veren bir oyuncu. Hocam bir Engin Can Çelik'e gidelim. Engin Can Çelik bizleri bekliyor. Engin Can merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hem Fenerbahçe bugün... Senin de hemen önünde bulunduğun Ülker Stadyumu'nda Konya Spor'u ağırlayacak. Hem de Fenerbahçe'de tabii ki Leonardo Bonucci heyecanı yaşanıyor. Dilersen iki gelişmeyi birden senden alalım.
Ömer, teşekkürler. Ülker Stadyumundan mutlu günler, iyi yayınlar dilerim. Senin de belirttiğin gibi sıcak gelişmeyle başlayalım. Aslında bir önceki yayında ifade etmiştik. Leonardo Bonucci ile alakalı tecrübeli stoper, 36 yaşındaki tecrübeli stoper. Dün akşam saatlerinde kulübü Union Berlin'le bir fesih sözleşmesi imzalayacaktı. Ve o fesih sözleşmesi gerçekleştirmesinin ardından bugün öğlen saatlerinde de saatler 13.30'u gösterdiğinde Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe için İstanbul'a geleceğini ifade etmiştik. Saatler 18.30'u gösterdiğinde de Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek temsilcisiyle beraber bugün de akşam saatlerinde Ülker Stadyumu'nda türbünden maçı izleyeceğini ifade edelim. Fenerbahçe resmi kulüp Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Onu da hemen dilerseniz aktaralım. Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir Fenerbahçe Spor Kulübü. Dediğimiz gibi saatler 18.30'u gösterdiğinde Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde Leonardo Bonucci'nin temsilcisiyle beraber kulüple bir görüşme sağlayacağını ifade edelim. Maça dönecek olursak 16. haftanın erteleme mücadelesinde saatler 20'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'nin konuğu TÜMOSAN Konyaspor olacak. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta İstanbul Spor karşılaşmasından 5-1'lik skorla ayrılmıştı ve 47 puanla averajla liderliğini devam ettirdiğini ifade edelim. İsmail Kartal bugün mutlak 3 puanla çıkıp ve liderliği sürdürmesini de ifade edelim. Peki Fenerbahçe'de 3 önemli oyuncunun bugün İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda ilk 11'de başlayacağını da ifade edelim. Kimdi onlar? Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci geçtiğimiz haftalarda cezalı oldukları için forma şansı bulamamışlardı. Ama bugün İsmail Hoca'nın forma şansı vermesi durumunda ilk 11'de olacağını da ifade edelim. 2 önemli oyuncusundan yoksun olacak Fenerbahçe. Kim onlar? Afrika Kupası'na Afrika Kupası'nda mücadele edecek oyuncular. Alexander Jiku ve Osayi Samuel'in bugün ve önümüzdeki maçlarda, önümüzdeki 4 maçta da forma şansı giyemeyeceğini ifade edelim. Sakatlıkları devam eden oyuncular var. Kim onlar? Beka ve Mihai Zajc. Beka'nın bireysel çalışmalara başladığını ve Ocak ayının 3. veya 4. haftasında Samsun Spor maçına yetiştirilmeyi planlanıyor. Muhtemel 11'lere geçelim. Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'nin kalesinde Livakovic, savunmanın sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu, sağ tarafta Mert Müldür, stoper mevkinde ise Serdar Aziz ve Osterwolde ikilisi, önlerinde ise İsmail ve Fred. Fred bugün muhtemel 11'de oynamasını bekliyoruz. Ortalanda sol tarafta Tadic, 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański, sağ tarafta ise geçtiğimiz haftalarda ve Kayserispor karşılaşmasında kilidi açan oyuncu Cengiz Ünder'in sağ tarafta, ortalanda sağ tarafta onun oynamasını bekliyoruz. Gol umudu ise Edin Dzeko olacak. Konuk takıma bakalım. TÜMOSAN Konyaspor bakalım. Kalede Deniz, savunmanın sağında Ahmet, sol tarafında Gilerme, stoper mevkinde ise Adil ve Uğurcan, ortalarında Oğulcan ve Soner, orta alanda sol tarafta ise Moreno, sağ tarafta Muriç, 10 numara bölgesinde Alexander Çıkıldao ve forvette ise Olivera. Maçın hakemi de Kadir Sağlam olacağını söyleyelim. İstanbul'da oldukça soğuk bir hava hakim. Şu dakikalarda, şu saatlerde ortalama sıcaklığın 7 derece olduğunu ifade edelim ama maç saatlerinde de bu sıcaklığın gittikçe azalacağını ve 3-4 derece olacağını söyleyebiliriz. Henüz evinden çıkmamış taraftarlar da bu konuyla alakalı bir uyarıda bulunmuş olalım. Senin de sorun yok ise sözü tekrardan size bırakalım. Ömer. Engin Can Çelik, çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar dileyelim. 4 derece istedilen İstanbul'da çok soğuk bir hava. Akşamda istedilen 2 derece, 3 derece hava sıcaklığının olması bekleniyor. Evet, şimdi mevsim. Yani kış mevsim normalleri tabii dikkat hocam. Dikkat etmek lazım. Bilhassa toplu yerlerde salgın aldı yürüdü gidiyor. Evet, yani maalesef işte kış olunca hastalıkları da iç içe. Aynen. Ama olmasa daha iyi de yapacak bir şey yok diyelim. Herkes tabii önlemini bir şekilde her yerde alsın diyelim bizden. Şimdi Bonucci'yi konuştuk. Boğaz pastili. Pastil bizim zaten başucu ilaçlarımızdan bir tanesi. Tabii sabah tabii. Akşam. Ilık tutmak lazım boğazda. Ya da tuzlu su gargara. Karanfil de iyi, devamlı kullanmak. Doğru söz, boğazda çünkü her şey. Boğazlar zaten bütün her şey buradan başlıyor. Peki, mini bir reçete yazdık. Aynen öyle. Geçelim Fenerbahçe Konya Spor maçına. Kulaklar için nasıl güvenç hocam olsaydı yazardı bütün her şey. Tabii canım. Şimdi kadroda tabii İsmail Hoca bugün değişiklik yapacak mı? Yapacak gibi bekliyoruz biz. Serdar abi, Fred dönüyor. Cezası 3 maçtan 2 maça indirildi. Muhtemelen ilk 11'de göreceğiz Fred'i. Mert Hakan da dönüyor ama merakla beklenen konu. Şimdi İrfan Can dönüyor cezadan. Ama Cengiz de son İstanbul Spor maçında 4 gol attı.
Muhtemel 11'de Cengiz görünüyor ama bundan sonra herhalde Fenerbahçe'de ilerleyen dönemlerde bir Cengiz mi oynasın, İrfan Can mı oynasın sorusu olacak. İkisi aynı anda oynar mı? Oynar. Oynadılar yani, mı daha önce? Oynar. Oynadılar Galatasaray evet. derbisinde ama işte İrfan'ın performansı çok... Hayır daha önce de oynadılar. Izleyenleri. Başakşehir'de oynamadılar mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Oynadılar ama evet. İrfan işte o bölgede oynuyordu devamlı sürekli. Onu, ön yani, bölgede. Daha doğrusu oynar oynar. Yani. Sabit kalmıyorlar zaten oyun içerisinde oyuncular yerlerinde. Ama tabii şu süreçte önceliği Cengiz İndar'dan seçer bence. İyi gidiyor çünkü. Bu maçta mı? Evet bence. Benim tahminim. Bu arada Bonucci uçaktan temsilcisiyle birlikte değerli izleyenler bu pozu paylaştı. Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran, mutlu eden bir görüntü. Leonardo Bonucci uçakta 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor ve temsilcisiyle birlikte bu pozu paylaştı ki bugün Bonucci'nin menajerlik şirketi de Bonucci ve Edin Dzeko'nun fotoğraflarının çerçevelenmiş duvarda asılı olan halini yan yana, böyle daha doğrusu alt üstte onlar paylaştılar. Menajerlik şirketi paylaştı Bonucci'nin. Yani Fenerbahçe'de şu an güzel, olumlu bir hava var. Bir lider oyuncu daha geldi. Bak bu çok önemli. Edin Dzeko da çok konuşuluyor Bonucci transferinde Serdar abi. Onu biliyoruz. Arabulucu olduğu için. Arabulucu olduğu için. Yalnız bir lider oyuncu daha. Bunlar çok önemli. Bonucci, Edin Dzeko, Tadic. Daha yanlarına ekleyebilirsin. Freddy de ekleyebilirsin. Galatasaray'da bunlar şampiyonluklar getirir. Sadece sahadaki performansı değil. Değil. Olası bir krizde işte Beşiktaş'ta yaşanıyor. Toparlayacak lider adam sayısı az. Bir zamanlar Mario Gomez'ler, Quaresma'lar, Sosa'lar falan değil mi? Hatırlayın o kadroyu. Dolayısıyla böyle isimler bazen... Şimdi bir tek Cenk kaldı değil mi orada? Tabii canım bir Cenk Tosun kaldı. Ne Necip kaldı ya o kadrodan. Tamam. Yani lider, mesela... lider o isim. Hem 2000'lerin... yerli hem uluslararası lider figürler. 2000'lerin başından bu yana bakacak olursak... Bonucci eklemesiyle birlikte sizce en iyi Fenerbahçe kadrosu mu? Der misiniz? Son dönemlerde en iyisi. Son dönemlerde sunulan en iyisi. Değil mi? Yani burada ah şu burası falan diyecek bir şey yok. Çok farklı bir kadro kurdu. Şimdi Kalecin Hırvat milli takımıyla en son Dünya Kupası'nda 3. olmuş. Daha önce final oynayan kadroda bulunmuş. Stoper attın. Becao İtalya'da çok tecrübeli stoperlerden bir tanesi. Dzeko şu anda işte Afrika Kupası'nda Gana milli takımının stoperi. Eklenen Bonucci Avrupa şampiyonu Apoleti olan bir isim. Çok büyük bir tecrübe. Sağ bekin Nijerya milli takımının sağ beki, sol bekin Türk milli takımının sol beki ki muhtemelen sezon sonu transfer de yapacak. Ön libero'da çıkış yakalayan milli takımın önemli isimlerinden olan İsmail var. Fred zaten yine dünya markalarından bir tanesi. Oosterwolde bile Hollanda milli takımı. Yani daha çok ana şablonu saymaya ama çalışıyorum düşün, hocam. Onların içinde BK yok. Milli solda Sırp milli takımının kaptanı Tadic. Değil mi? Ortada Polonya'da çıkış yakalayan, çıkış derken Zimanski. Yani son yılların en önemli milli oyuncularından birisi olan Szymanski. Sağda Cengiz de olsa, İrfan Can da olsa çok değerli isimler. Cengiz yıllarca işte Avrupa'da oynamış, 15 milyon euro verip transfer edilmiş. Forvet hattında da Manchester City, Inter, Roma görmüş Bosna milli takımının en önemli isimlerinden bir tanesi ve daha bundan aylar önce İstanbul'da son Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan Edin Dzeko. Müthiş bir kadro bence. Yani bak şu kadro sayede isimlerden bir tek Becao milli değil. Ama Brezilya'da tabii milli olmak da çok kolay değil. Kolay değil. Bir tek Becao milli değil ama topçu. Herhalde ama Brezilya'da da dediği gibi o kadar çok şey var ki. Sıra var ki sana gelmez. Havuz çok geniş. Tabii. 200 milyondan topçu çıkarmak, bulmak, milli takım yaratmak kolay bir iş mi ya? Ama iyi stoperleri var şimdi Fenerbahçe. Sağlıklı hallerini düşünerek söylüyoruz. Orası zaten en başta oraları yaptılar. En akıllı iş sezon başında o stoper hatlarını bitirdiler. Sonra ön tarafa gittiler. En doğru olması bakın gereken. Bakın Galatasaray'a. Stoper hatlarında. Olması gereken o zaten Serdar. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 100. yıldaki Zago ile Ronaldo'ya bir baktın. Şampiyonluklara baktığınızda... Oralardan geçiyor. Genelde oralardan geçiyor genelde. En son Marcelo Tosic'ine Beşiktaş'ta Şenol Hoca döneminde. Tabii tabii. O dönemi bir hatırlayın. Ama eğer stoperde transfer politikanı ya bir şey olursa Necip orada idare eder diye yürütürsen bu oluyor işte. Bu da Necip'in iyi oyuncu kötü oyuncu oluşu değil. Necip'le ilgili bir durum değil bu. Galatasaray'da da mesela... Eğer orada sıkıntı olursa... Nasılsa Necip var diye başlık konulan bir transfer hamlesi sana şampiyonluk getirmez, eziyet getirir en fazla.
Galatasaray işte. Mesela 2011'de Ulfa Lişi alınmıştı. Yanında Gökhan Zan oynadı. Servet vardı. Semih çıktı sonra. Popescu, Bülent Korkmaz. Onlar tabii. Bakın o tarihlerin stoperlerini. Yani orası en önemli nokta. Ondan sonra orta saha geliyor. Orta sahadaki dinamikleri çok iyi. Birbirine bağlantıyı çok iyi geleceksin. Yani bu sezon Fenerbahçe en sonun hadi derler ya doğru yolu bulundu diye. Oradan başladılar. O hattan başladılar. Kalecide anlaşmalar biraz uzun sürdü ama o iş bitecek gibiydi. Ufak tefek nüanslar vardı. Yani o hattı çok iyi kurdular ve o kurulan hattan da böyle bir takım meydana çıktı. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray hep söylüyoruz, gene de söyleyeceğim. Burası bir lig, öbürleri burada bir lig. Buraya gitti. İş burada. Çıta çok yükseldi. Seneyi de daha farklılıklarını bekleyeceksiniz. Şimdi seneye şampiyon oldunuz. Fener ve hatta Galatasaray. Kadroyu dağıtmadan buraya nasıl ek yaparız diye. Çünkü biz de bir şeyizdir. Çok oynamasını severiz, dağıtmasını severiz. 8-10 tane transfer almasını dağıtmamak severiz. Dağıtmamak daha zor olacak artık takımlar için. En zoru o zaten. Evet. Dağıtmadan bu kadronun üzerine ne eklemeler yaparsınız? Belki de eri. Çünkü şu son dönemlerde biz Fenerbahçe'yi başarısız falan bulunuyor ya şampiyonu. Ama bir bakıyorsun abi en fazla transferden para kazanan Fenerbahçe. 56 küsur neredeyse 60 milyona yakın tabii, bu sezon transfer piyasasına girmişler ve satmışlar oyuncuları. Demek ki aldıkları oyuncuları da satmasını da biliyorlar ve iyi bir parayı satıyorlar. Ki muhtemelen yani şimdi kimler sezon gidecekse, sonu tabii, Ferdi tutar falan hani tutmak. Çok var yine Fenerbahçe'nin asetleri yani, var elinde. Oradan gelecek mesela Zimanski'ye müşteri çıkar, Ferdi'ye çıkar, Samuel'e çıkar. İsmail'e bile, bak İsmail de çıkar. Ama önce hocam bu takımın bence artık çok net hedeflediği bir konferans ligi şampiyonluğu var. Yani benim için bunu hamlesi sadece lig anlamında yapılan bir hamle değil. Ama öncelik tabii lig. Öncelik lig olabilir ama hani Fenerbahçe işte haftalardır öyle ya da böyle bir şekilde yine idare etti o noktayı. Ama Bonucci hamlesi benim için konferans ligi şampiyonluğu içinde atılmış adımlardan bir tanesi. Sevgili Ömerciğim şimdi şöyle. Tabii o stoper attığıyla o transfer hamlelerle belki sadece Bonucci için söyleme. Bir bundan sonra alınacak transferlere de bakalım. Belki de konferans ligini kazanabilecek en iddialı kadro haline de gelebilir. Aston Villa şu anda hani maliyet olarak tabii çok yani yüksek bir kadro. Bir Premier Lig takımı ama ilk dört takımdan bir tanesi Fenerbahçe. Belki tabii bundan ki. Sonra bir orta sahaya aldı. Şimdi bak sevgili Ömer arada fark yok. İki takım kafa kafaya giriyor. Bunlar ne zaman açılır, ne zaman açılmaz bilemeyiz. Nereye kadar böyle giderler? Kimlerde bir düşüşler yaşanır? Kim daha aradaki farkı açabilir? Puan olarak. Puan açılmadığı müddetçe iki takım da hedefi nedir? İlk önce Türkiye şampiyonluğu. Tabii ki. Tabii İlk önce Türkiye şampiyonluğu. Onun için bir onu görmek lazım. O önümüzdeki o resmi bir yakalayalım. Kim arayı açabilecek mi? 3 puan mı, 4 puan mı, 5 puan mı, 6 puan mı? Çünkü sezon başından beri o olmadı. Hepsi kafa kafaya gidiyor ikisi de. Tekrardan buraya dönelim. 36 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bizde olur mu diye şöyle bir bakıyorum. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda sen 30 Avrupa'da yoktu böyle bu yaş grupları. Nereye gitti futbol? Nereye evrildi görebiliyorsun. Evet. Ve ne kadar onları bakmaları, hazırlamaları, o vücut yapıları, çalışmalar artık 36, 38 buraya kadar da gidiyor. Yarım sezonluk topçu mu olur? Bence olmaz. Yani ben o devamı gelir mi diyorsun? Efendim? Devamı gelir. Anlamadın. Bonucci için yarım sezonluk olmaz mı? Mukavelesi uzatılır. Ya ben de o ilişkinin görecekler çünkü. Daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Görmeye gerek yok. Zaten yani adamı biliyoruz da. Yani herkes biliyor. Söylemeye gerek yok. Ben yarım sezondan fazlasına gideceğini düşünüyorum. İyi bir transfer. Evet kesinlikle. İyi bir transfer. Bakalım. Yani Fenerbahçe'de açıkçası müthiş bir stoperi, müthiş bir ismi ligimizde izletecek taraftarlar ve Avrupa'da tabii ki. Görecekler nasıl hücuma çıkılıyor. Topla hücuma çıkışları, topsuz hücuma çıkışları, katkısı, orta saha vereceği bak tek stoperden bahsediyoruz. Orta saha vereceği katkılar işte bunlar öyle. Sanchez de aynı o şekilde mesela görüyorsun. Ne yazık ki Beşiktaş'ta öyle birisini göremiyoruz, söyleyemiyoruz büyüklerden değil mi? Evet. Şey öyleydi mesela. Şu anda Konferans Ligi'nin en yüksek bütçeli 7. kadrosu Fenerbahçe. Ondan önce hangi takımlar var sayayım. Bu sezon hocam. Başka hangi sezon olabilir yani? Genel olarak değil tabii bu sezon yani. Aston Villa, Fiorentina, Lille,
Onun dışında Frankfurt, Real Betis, Ajax, 7. sırada Fenerbahçe var. Saydığın isimler o zaten... bütçe olarak 7. sırada. Evet. Yani tecrübeli isimleri göz önünde tutarsan biraz yukarı çıkıyor. Yani şimdi Lille ve Ajax'ın üzerine çıkabilir bence. Tecrübe. Ajax'ın tecrübesi olsaydı o sene biliyorsun fırtına gibi estiği dönemde daha farklı bir sonuç elde edebilirdi. United'a finalde kaybetmişler. İki dönem tecrübe olsaydı. İki dönem final oynadılar. O ama o 2000 doğumlu çocuklardı onlar. Yani hepsi onarım. Tabii canım, oraya kadar gelmeleri bile hani tecrübesizliğine rağmen fizik gücüyle koşu temposuyla oraya kadar gelmeleri bile apayrı bir başarı. Kluivert'in oğlu oynuyordu. Justin Kluivert. Çok iyi kadroydu ya. Hem de onların hepsi dağıldı. Laiet işte Juventus'a gitti. Ve Dortmund şeye gitti. Barcelona aldı. Yani bütün hepsi gitti. Onların hepsi gittiler. Peki şimdi Konya Spor maçına dönelim. Hocam Konya Spor maçında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Tabii ki Fenerbahçe anlatayım favori mi olacak? Çok kısa. Konya Spor ve kaleci arasında Deniz çok iyi oynadı Galatasaray maçında. Çok iyi başarılı. Cool bir kaleci olarak gözüküyor. Hiçbir telaşı falan yoktu. Sana söylüyorum. Fenerbahçe artı Deniz arasında geçecek bir maç olur. Şimdi tabii şu açıdan da Konya Spor'un da hocam bu erteleme durumu bence işini çok zorlaştırmış. Şimdi Galatasaray maçından sonra değil mi? Fenerbahçe'yle oynuyorsunuz. Üst üste iki tane çok ağır deplasman bence. Yani Fenerbahçe favori görünüyor. Kazanırsa da liderliğine devam ediyor. Galatasaray'a karşı seyrettik Konya Spor'u. Yani herkes söylese diye Galatasaray işte kötü oynadı. Abi kötü oynadı. 6-7 tane, 4 tane, 5 tane kalecini kurtardı. Kötü oynayan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Biz böyle söylüyoruz ya. Kaçırdıkları var bilmem ne. Konya Spor'a bakıyorsun. Muslera yere yatmamış. Nasıl olacakmış? Aradaki biz şeyi söylüyoruz yani. Konya Spor'u kötülemek açısından değil. Aradaki uçurumdan bahsediyoruz. Futbolumuzdaki uçurumdan. Nasıl baş edebileceksiniz? Konya Spor'un Fenerbahçe karşı oynayacağı olay belli. Gene Galatasaray gibi işte boşlukları bulursa kontrataklarla çıkacak. Devamlı topun arkasında topu kovalı bir de rakibi en zoru şu. Hem topu kovala hem rakibi kovala. Ve Fenerbahçe 30 metre içinde top oynuyor. Buradan ne çıkarmak? Çünkü o dar alanda da üreten bir Fenerbahçe var. Evet. Bazı takımlarda dar alanda üretemiyorlar. Geniş alan topçuları da olabiliyor ama Fenerbahçe de öyle değil. Dar alanda bile ceza sahasının içinde bile 3-5 tane duvar pası yapıp da gol atan bir takım. Yani bu özelliklere sahip bir takım. Bilmiyorum yani Deniz kardeşimiz inşallah gene cool bir maç çıkarır. Kurtarışlarında ön plana çıkar. Şimdi öyle ama demişken hocam. Seyrettiğimiz Konya Spor'un Şükrü Salaçoğlu'ndan puan alma şansı zayıf. Zayıf da yok gibi bir şey. Yok yani. Zayıf demeyelim ya de ben yok. Ben tabii futbolda hani hiçbir şeye yok diyemiyorum. Abi şimdi Türk futbolunu konuşuyorsan hocam köşeli konuşmayacaksın. Efendim? Köşeli konuşmayacaksın. Ben direkt söylüyorum yani. Şu an bugünkü maç geçecek. Kaleciyle Fener maç arasında. Ama hakikaten Türk futbolunda öyle enteresan oyunlar oluyor. Öyle enteresan sonuçlar alınıyor. Oyun derken saha içindeki oyundan bahsediyor. Yanlış anlaşılmasın. O yüzden iddialı konuşamıyorum. Ben seninle hemfikirim. Ama ben bir %10-15 pay koyarım. Ben hiçbir sıfıra şey koyamıyorum. Kusura bakmasınlar koyayım. Çünkü bir de Konya Spor'un cezalıları mı var? Evet, evet. Kadro hocam, dışları mı var? Bir şeyler var. Bernardo Neli, Çikaleşi. Kadro dışı. Yani işte. Bruno Paz da Afrika Kupası'nda. Ya abi top tutamıyorsun önde. Toplu bir tane oyuncuları vardı. O fazla dripting yapan tek başına Galatasaray maçında gördüğümüz oydu. Ya 90 dakika nereye yetecek abi? Bunlar şey öyle bir geliyorlar ki her tarafa bütün hatlarında geliyorlar. Nasıl? Neresini karşılayacaksın ha? Yok. Hep karşılan bir takımı ne kadar karşılarsın? Bir yerde bir hatanız olacak. Ve bunları da çok değerlendiren oyuncular var. Şimdi Zeko'yu mu tutacaksın? Tadic'i mi tutacaksın? Szymański mi? Fred de oynuyor. Ayda öbür tarafta Cengiz çıktı. Daha hepsini şimdi birden tutar. Bu da bir bela diyelim yani. Belki takımın hepsini birden tutabilirler hocam. Ya büyük tutarlar, konuşma. Tutarlar. Alan savunması sonra yaparlar hocam. Maçtan sonra. Adamlara yakın savunma yapmıyoruz. Şimdi gerçekleri konuşmak lazım. Hakikaten Konya Spor'un bir dönemler çok iyi kadrosu vardı. Evet. Hakikaten takır takır bütün takımlara dişli bir kadro. O dağıldı ne hikmetse orada bir değişiklikten sonra Konya bu seviyelere geldi. Ya bu seviyede de ki Konya Spor'un böyle bir takıma karşı nasıl bir başarı gösterebileceksin abi? Konya Spor'da değil işte belki sizle defalarca konuşmuşuzdur. Yani maalesef Anadolu kulüpleri bu sezon kadro anlamında aynen çok öyle yukarı çıkamadılar çok yani. Bir de bu bizleri de kandırıyor mesela. Nasıl kandırıyor? İşte Galatasaray Fener almış ligin tozunu dumanını attırıyor.
Bir de diyor ki ya bizim takımlarımızın böyle karşıda da rakip de yok. Şimdi rakiplerde var da size direnç göster, ne kadar direnç gösterebilirsiniz? Tabii takımlar bence iyi ama bence Anadolu eskisi kulüplerinin tabii kadro anlamında çok yetkin olmaması Galatasaray ile Fenerbahçe'yi Avrupa'da biraz zorlayan bir noktaya geliyor. Çünkü iç rekabetiniz ne kadar iyiyse o zaten dışarıya orası da aynı şekilde şimdi yansır. Mesela yani hafta sonu şeyi seyretmiştim ben. Sivas, Kayseri Sivas spor maçını. Abi o kadar heyecanlı, o kadar gitgelleri olan, o kadar hep oyun içinde kaldılar. Ama şimdi bu takımlara karşı oynadığınız zaman onu göremiyorsunuz. Madem bunu oynayabiliyorsun abi oyna. Çık bak İstanbul Spor çıktı. Ben dedi abi nasıl olsa yenileceğim. Ben çıkayım top oynayayım bari. Bulabilirsem pozisyonları bulayım. Bir iki tane girdi pozisyonlara. Bir tanesi gol oldu. Öbürü kaleci kurtardı ama oynadı. Hiç kendisini geri atmadı. Çıkarken de tamam hatalar yaptı ama hep oynayan bir İstanbul Spor gördük. Ben dedim nasıl olsa düşüyorum. Çıkayım da top oynayayım bari. Ama bir tarafta olmuyor işte bunlar. O kadar çok kontratak oynadığınız zaman abi bu takımlar çok kaliteli oyuncular var. Emin ol yaşları belki Avrupa piyasası için hani düşünülmeyen dersen bizim için çok farklı. Tabii. Çok üst seviyedeler. Peki şimdi bir başka tartışma konusu Bonucci'nin gelmesiyle birlikte penaltıları Tadiç mi atacak, Bonucci mi atacak? Kim iyi atıyorsa o atar. Yazı tur atarlar. İkisi de iyi atıyor. Ama şimdi Tadiç İstanbul Spor maçına kaçırınca 11. penaltısında 4. kez kaçırmış oldu. Evet. Şimdi bir yavaş yavaş insanlar da acaba Tadiç kullanmasa mı? Kim karar veriyor ona? Hoca mı karar veriyor? Futbolcular kendi aralarında. İsmail Hoca maçtan sonra da söyledi. Tadiç bizim penaltıcımız dedi. Hocalar veriyor. Yazarlar tam frikikleri tezahür. Hocalar pek karışmazlar gibi geliyor. Eğer fazla frikikçi varsa onları kendi aralarında hallettirirsin ama penaltıları hoca karar verir. Çalışır. Bence Tadiç de devam ettirir hoca. Bu büyük takımlarda belki hepsi bellidir. Yazarsın zaten. Senin de penaltıcın bellidir. Tahtayı da yazarsın. Barajda kimler duracaktır? Baraj kaptanı kimdir? O olmazsa şu olur. İşte ne bileyim penaltıcı. Gene yazarsın. Bir yerde durulur olur görülür. Tadiç de Tadiç'tir ondan sonra da. Belki o der ki gel sen at. Belki Tadiç ona bırakır. Ona bırakır. Bak Zeko mesela hiç karışmıyor penaltılara. Ki o da atar penaltı. Hiç çekiliyor kenara. Ya o bir sorun olmaz ya. Penaltı oldu mu? Yeter ki penaltı olsun. Bunlarda da oluyor yani. Sorun olmuyor değil. Kimin atacağı değil penaltı olmuyor. Çok fazla penaltı olmuyor. Bir sürü penaltılı pozisyonlar görüyoruz. Vermiyorlar. Tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Bence ne olursa olsun bu tarz ben tatlı sıkıntıların hocaların avantajını olduğunu düşünüyorum. Bazen dezavantaj gibi görülür ama yani Tadiç olmazsa bir olur bir maçta olur çıkarırsınız oyundan çıkarmış bulunursunuz. Bonucci kullanır. İçiniz rahattır yani en azından bir tane iyi penaltıcınız sahadadır yani. Hani tatlı sıkıntı gibi görünüyor ama Fenerbahçe'nin avantajı ne olacak bir durum bence. Tabii canım şimdi penaltıcı sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyidir tatlı bir sıkıntı. Penaltıcıdan penaltıyı boş ver bir tarafa da takımda ne kadar babalar varsa o kadar iyi abi. O kadar rahatsız ki teknik direktör. O ayrı. Bunlar antrenmanda niye anlatacaksın abi antrenman? Maçta niye anlatacaksın? Bazen hocalara anlatamayacağı şeyleri futbolcular yaşayarak görüyorlar. Onlar zaten içeride görüyorlar. Yapıyorlar onu. Zeko'yu görüyorsun, Tadic'i görüyorsun. Canlı izlediğin zaman bütün her şeyi tam detaylı görüyorsun. Onlar nasıl birbirlerine o şey var, mimikler var onlarda. Abi hakikaten ya adamlar kaş göz işaretlerinde... Mario Gomez dönemindeki şampiyonluk kutlamasını hatırlıyorum statta. Bütün futbolcular zıplıyor, mıplıyor, oynuyor, eğleniyor falan öyle işte edelim. Tören. Acayip böyle bir havai fişek gösterileri. Onlar bunlar. Kulübede de pek sahada gözükmeyen kulübede de PAF takımdan o zaman iki tane genç futbolcu var. Yani o dönem A takımı idmanlarına katılmış. Sezon içerisindeki bazı maçlarda da süre almış. Oyuna sonradan girme anlamında özellikle. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası gibi kulvarlarda süre almış falan. Ama bütün sezonun büyük bir çoğunluğunda A takım idmanlara katılmış. Yani orada Mario Gomez'de, Quaresma'yla, Sosa'yla falan idmanlar yapmış çocuklar. Fakat katılmıyorlar kutlamalara. Mario Gomez bunlara bir baktı, şöyle bir yaptı. İkisi kalktı kutlamalara katıldı. Ama hiç konuşma falan yok. Böyle baktı, kaş yaptı, göz yaptı, kafayı böyle yaptı. Hiç adamlar... Liderlik ve apolet direkt böyle bir bak, şey işte. Ama hiçbir lider oyuncudan izin almadan o kutlamalara katılmadı Serdar, o çocuklar. 40 saniyelik Bonucci ile ilgili Mourinho'nun söylediği bir sözler var. Çok kısa ama bir izleyelim. Çok keyifli çünkü.
Evet, Bonucci ile ilgili diyor ki Mourinho Harvard'da isterse stoperlik dersi verebilir diyor. Bazı teknik direktörlere bile stoperlikle ilgili, savunma anlayışıyla ilgili ders de verebilir. Peki o kursa kim gitti aynı zamanda? Bonucci gitti. Chiellini gitti. Nuri Şahin gitti. Yani Nuri Hoca da gidenlerden. Biraz evvel bahsettiğimizden oldu değil mi? Genç oyuncuların ve teknik direktörlerin, bilhassa altyapı teknik direktörlerin bunlardan stoper mevkinde öğreneceği çok şeyler var. Şimdi biz tabii Fenerbahçe konumuz ya. Hocam son cümleyi alayım, çok kısa, araya gideceğiz. En büyük şansı ne biliyor musun? Oyun esnasında iki kanatlarını, iki koridoru da çok iyi kullanıyorlar. Bazı takımlar vardır, tektir sağlam ama Fenerbahçe öyledir. İkisi de, onun için de zaten top hep önde. Fenerbahçe Bonucci'ye bugün 18.30'da kavuşacak diyelim. O görüntüler de zaten Alspor ekranında olacak değerli izleyenler. Spor gündemine kısa bir ara, saat başına yeniden karşınızdayız. Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler ve bu saate Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş'ta da tabii hem dünkü galibiyetin yankıları devam ediyor, mutluluğu devam ediyor. Semih Kılıçsoy'un müthiş performansının yine yansımaları devam ediyor ama aynı zamanda transfer gündemi de oldukça revaçta ve Jonas Svensson, Norveçli oyuncu, Beşiktaş'ın yeni sağ beki oldu. Beşiktaş bugün sosyal medya hesabından Jonas Svensson'la anlaşıldığını açıkladı. Oyuncunun imza töreninde düzenlenecek tabii. Jonas Svensson Beşiktaş formasıyla pozunu da verdi ve artık Beşiktaş'ın yeni sağ beki Jonas Svensson oldu. Hayırlı olsun diyelim her iki tarafa da. Az sonra Beşiktaş antrenmanına da gideceğiz. Furkan Yıldız bizi bekliyor olacak. İşte görüntüler de ekrana geliyor. Fernando Santos yardımcılarıyla birlikte bu pozu verdi. Canlı görüntüler değerli izleyenler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden şu anda ekranlarınıza yansıyor. Fernando Santos Beşiktaş'ta ilk antrenmanında az önce yardımcılarıyla birlikte gördüğünüz pozu verdi. Yan yana geldiler, yardımcılarıyla birlikte pozu verdiler ve biz de arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim. Furkan Yıldız şu anda antrenman noktasında. Furkan, Fernando Santos ve ekibini gördük. Beşiktaş Santos'la ilk antrenmanında, gelişmeler sende. Ömer, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden mutlu günleri yayınlar. Siyah beyazlar yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk çalışmasını gerçekleştiriyor. Bizler de hem Fernando Santos'un yeni dönemi hem Beşiktaş'taki son durumu Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri o gün Şahinoğlu ile beraber konuşacağız. O gün hoş geldin yayınımıza. Fernando Santos birazdan gelecek açıklamalar. Evet, birazdan hocanın da açıklamalarda bulunacağını ifade edeyim. Ben bir yandan da o kısım. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos birazdan canlının da açıklamalarda bulunacak. Yoğun yağış altında antrenman şu anda gerçekleşiyor. Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup etmişti. Yavaş yavaş Fernando Santos geliyor. Kulüp tercümanı Fatih ile beraber. Merhaba diyor tercüman. Evet. Merhaba. Hoca merhaba demek için basın mensuplarının yanına geldi. Umarım hepinizle iyi ilişkileriniz olur bundan sonra. No futuro precisamos na realidade trabalhar. Zaten buraya çalışmak için geldik. E que seja uma relação boa para todos, está bem? Hepinize iyi işleriniz olur inşallah. E altura de trabalhar. Şimdi çalışma zamanı, idmana dönüyorum. Teşekkürler. Okay. Bye bye. Fernando Santos basın mensuplarını kırmamak adına Beşiktaş'taki ilk antrenmanında da ufak açıklamalarda bulundu. O gün seyirciler gelecek. Evet, Beşiktaş'ta birazdan da yönetim kurulu üyesi, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyz Uçar da açıklamalarda bulunacak. Uzun bir antrenman olacak aslında. Yarım saatinin açık olduğunu söyleyelim basın mensuplarına. Dünkü mücadeleden başlamak istiyorum. Net bir oyunla alınan, net bir galibiyet. Deplasmanda zorlu bir deplasman olması bekleniyordu ama iyi bir skor, iyi bir oyun. Fernando Santos'un tribünde oturması bile yetti. Yorumlarını gördük maçtan sonra. Sen maça dair neler söylemek istersin? İlk olarak bununla başlayalım. Kesinlikle oyuncular üzerinde bir etki olduğunu görüyoruz. Hatta dün ben çevremdeki bazı Beşiktaşlı
taraftarlar da futbol severler de bana şunu söyledi. Bizim takım koşuyormuş ya dediler. Yani çünkü bu kadar istekli, bu kadar arzulu, bu kadar çok koştukları bir maç düşündüğümüz zaman böyle 1-2 tane, 3 tane falan maksimum sezon başından bu yana sayabileceğimiz hatırı sayılır şekilde maçları vardı ama uzun bir aranın ardından bir Hatay Spor deplasmanı çok iyiydi aslında. İlk 70 dakikası Beşiktaş adına çok iyi geçmişti. Ama Rize Spor maçı hakikaten oyuncuların böyle bir silkelenip kendisine geldiğini, en azından yeni teknik direktörü kendilerini göstermek adına ekstra bir motive olduklarını gösteren bir maç oldu. Rize deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş bunu kolaylaştırdı. Tabii burada maçta öne çıkan isimler var ama genel itibariyle takımda çok sırıtan bir oyuncu yoktu. Hatta mesela çok eleştirilen, tepkiler alan Onur Bulut dün maçın iyilerinden bir tanesiydi. Yani ne kadar işte gol iptal edilen golde hatası olsa da maçın genelinde gerçekten iyi performansı vardı. Ama maçın kesinlikle yıldızı, tartışması Semih Kılıçsoy zaten. Bunu ekstra anlatmak gerekiyor. Semih'le ilgili olan sevindirici durum bir de Fernando Santos'un ilk kez kendisini canlı izlediği maçta bunları yapması. Çünkü 11'e takviyeler beklendiği noktada Semih'in bu performansı göstermesi demek Semih'e de 11'de yer açılmasını aslında işaret ediyor bir yerde. Ya da Semih'in de içinde olacağı bir oyun sistemi inşa etmek gerekiyor. Onun dışında Demir Ege bence şansını fena kullanmadı. O da iyiydi. Kısaca dün Beşiktaş'taki oyuncularda bir silkelenme, en azından bir teknik direktör, yeni teknik direktör tribünde otururken ona kendisini gösterme hissiyatını izleyenler, herkes hissetti. Şimdi belki kısa vadede bunları söylemek çok doğru değil ama Beşiktaş'ta şu an için antrenmanın yani yaklaşık 5 dakika oldu basın açık bölümünde. Sezon başından bu yana çok fazla dalgalanma olmuş takım içerisinde. Psikolojik anlamda da çok fazla kırılmaların yaşandığı bir sezon oldu ama ben şu an için en azından tabii dünkü farklı galibiyetin de mutlaka bunda etkisi olacaktır ama şu an sahadaki sporcuların, futbolcuların vücut dilinde biraz daha pozitif bir hava görüyorum. Az önce Mert Günok önümüzden geçerken basın mensuplarını selamlayarak geçti. Yani takım içerisinde şu an antrenman devam ederken bir yandan da buna dikkatle baktım. Takımda şu an yani bir kısa süre belki ama en azından bir pozitif bir hava var gibi görünüyor o gün. Yani şöyle yorumlayalım bunu. Henüz tabii ki erken, ilerleyen safhalarda daha net yorumlarız ama Fernando Santos'un gelişinin bir etki uyandırdığı kesin. Gelmeden önce bu oyuncular üzerinde bir etki yarattı. Çünkü bahsettiğimiz için dünyaca ünlü oyuncularla, süperstarlarla çalışmış, onları başarıya ulaştırmış bir teknik adam. Gerektiğinde o dünyanın en iyilerini yedek kulübesine çekebilen, gözünün yaşına bakmayan bir teknik adam var. Kimse burada caka satamaz. Yani ben takımın yıldızıyım, ben takımın iyisiyim, o işleri geride bıraksınlar. Beşiktaş'ta oynayan oyuncular artık işin ciddiyetine varmaları gerekiyor. Çünkü Şenol Hoca gibi bir Türk futbolunun çok önemli isimlerinden bir tanesi burada. Geçtiğim sezon ne kadar başarılı olsa da bu sezon başarısız oldu. Rıza Hoca geldi. O da aynı şekilde tecrübeye sahip. Hani tecrübesiz olarak Burak Yılmaz'ı ayırt ediyorum. O tecrübesiz. Ama iki tane Türk futbolunda uzun yıllardır çalışan, artık 500-600 maç, kaç maçları varsa sağ kenarında, ki Rıza Hoca'nın 600 maçın üstünde sahaya çıkmış tecrübeye sahip kişi, teknik adamlar dahi yönetemedi bu oyuncu grubunu. Sorunlar yaşadı. Ama burada artık bu oyuncu grubu da şunun farkına vardı bir yerde. Ya teknik adamlar geldi gitti. Eski yönetim, işte Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu ayrıldı gitti. Seçim kararı aldı. Sezon öncesi sportif direktör zaten ayrılmıştı. Ya herkes gitti, herhalde sıra bize geldi. Yani biz istifa edemeyeceğimize göre bizi gönderinler diye. Dolayısıyla bu tepkiler artık sadece ve sadece kendileri üzerinde olacağını bildikleri için biraz da bunun farkına vardıklarını düşünüyorum. Yani varmayan oyuncu var mı? Elbette var. Ama bu varmayan oyuncularla yavaş yavaş zaten yolların ayrıldığını gözlüyoruz. Devamı da geleceğine inanıyorum ben bu arada. Çok çünkü tartışılıyor. Aboubakar ne olur, Valentin Rozier ne olur. Aboubakar'la ilgili belki bir af yolu açılma durumu var. Tam anlamıyla af yolu. Bu daha önce kadro dışı karar aldıktan 3 gün sonra takıma geri dönmeleri aslında tam af değildi. Yarı aftı o. Çünkü neden? Takımla aynı sahada yer alıyorlardı ama takımdan ayrı çalışıyorlardı ve maç kadrosuna dahil edilmemişlerdi. Raşit Gezal hiçbir sorun yaratmadan antrenmanlarına devam etti. Maç kadrolarına girdi. Oynamaya da başladı. Süre oluyor artık. Tam bu noktada Raşit Gezal'la ilgili
şunu sorabilir miyim sana? Sözleşmesinde bir opsiyon maddesi var. Evet. 20 maç 20 maç özelinde uzaması noktasında. Yanlış hatırlamıyorsam, lütfen sen beni düzelt, 14 maç oldu Çaykur Rize deplasmanıyla beraber. Nasıl bir planlama bekliyorsun Gezal konusunda? Ben Gezal'la ilgili şöyle bir şey bekliyorum. Sezonun kalanında daha çok maç var. Süper Lig, onun dışında Ziraat Türkiye Kupası. Gezal'la ilgili opsiyonun zaten opsiyonu kullanmayacak. İşte uzamasını da otomatik olarak istemiyor. Dolayısıyla burada Gezal'a bir teklif yapacaklarını istihbaratını almıştım. Bunun üzerine bir haber yapmıştım zaten. Ben beklentim, Raşit Gezal'la çok kısa süre içerisinde görüşerek opsiyon maddesinin sözleşmesinden kaldırılmasını kendisine sunacaklar. Ben Gezal'ın da bunu kabul edeceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü diğer türlü hem yani o madde dolmasın diye oynamayacak. Belki de ilk 11'i hak ettiği zamanlar olacak ama oynamayacak. Ve dolayısıyla bunun kendisine bir faydası olmayacak. Her halükarda Beşiktaş gelecek sezon Raşit Gezal'la devam etmeyecek. Bundan eminiz. Yani Fernando Santos'un dolması bence bunu değiştirmeyecek yani yeni gelmesi. Çünkü Gezal'ın durumu artık çok farklı noktaya evrildi. Ben burada Valentin Rozier ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Valentin Rozier artık Svensson'un gelişiyle gidişi kesin olan isimlerden bir tanesi konumuna geldi. Çünkü Beşiktaş Türkiye'deki kurallar ortadayken, ki gelecek sezonda her ne kadar değişecek olsa da bu 12 yabancı olarak değişmesi gündemde. 12 yabancının 2 tanesinin hakkını sabıktan yana kullanmaz. Zaten buradan mesaj veriliyor. Valentin Rose'ye teklifler var. Teklifler Beşiktaş'ın istediği seviyeye geldiği anda ben kabul edilip gönderileceğini düşünüyorum. Şu ana kadar 3 milyon eurolar gelmiş. Bu rakam Beşiktaş'ın kendisini aldığı 4,5-5 milyon aralığına gelirse, o civara gelirse Beşiktaş yönetimi bu teklifleri kabul eder veya kiralık olmak koşuluyla işte zorunlu satın alma vesaire bu tip maddelerle de kabul edilebilir. Geçtiğimiz yaz, yani bu yaz daha doğrusu, Valentin Rozier sezon öncesi Fransa'nın Nice takımından bu teklif geldi. Neydi teklif? Kiralık teklifi artı sezon sonunda da zorunlu satın alma. Maddede 4,5 milyon euroydu. Eski yönetim kabul etmedi ve bu Rozier'de mutsuzluk yarattı. Sezonun girişine Rozier'in halini, tavrını hatırlarsın. Rozier mutsuzdu. Bu sebepten ayrılmak istemişti. Rozier'in de zaten teklif gelse, Beşiktaş yönetimi de kendisine söylese hayır gitmiyorum diyecek durumu yok. Ülkesine dönme konusunda arzu ve isteği var. Şimdi İki isinme yolları ayrıldı. Erik Bayi Villarreal'e transfer oldu. Orada Beşiktaş'ın da çok ciddi bir aslında mali açıdan tasarrufu da olduğunu söylemek lazım belki de. Gino Onana Lig 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralandı sezon sonuna kadar. 4,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Fakat Marsilya'ya ilgileniyor. Güzel bir bilgi. Evet. Başka isimler var mı Beşiktaş'tan Marsilya'nın ilgisi yok olan? Herhalde o kadar da yok dedi. Daniele Marte'yi falan saymaya başlamışız. Marsilya özelinde yok da İtalya'dan Amira Cametovic'e teklifler var. İlgi var. Ama Beşiktaş yönetimi şimdi elinde göndermek istediği de kıymetli bir oyuncusu sonuçta. İstediği teklif olursa, beklediği teklif olursa, daha doğrusu şartlar açısından beklentilerle ölçüşen teklif olsa, o zaman tabii ki Fernando Santos'un da kararıyla birlikte değerlendirebilir. Ama şu ana kadar istenilen seviyede değil bu yoklamalar. Bu yoklamalar resmiyete dönüşür. Rakamlar artarsa o zaman başka bir şey konuşabiliriz ama ilginin olduğu oyunculardan bir tanesi de Amira Cavamitovic. Bunu atlamayalım. Onun dışında yani Beşiktaş'ta sezonun devamında belki yerli oyuncular özelinde de konuşmak gerekirse Umut Meraş'ın ayrılığı gündemde. Çünkü forma şansı hiçbir teknik adamla bulamadı bu sezon. Geçtiğimiz sezonu da kötü geçirmişti. Oynamak istiyor düzenli olarak. Hatta hatırlarsın, transfer sezonu kapanmadan önceki gün, evet, o gün Samsun Spor'a gitme ihtimali vardı. Şenol Hoca son güne kadar izin vermemişti. Son gün böyle transferin kapanmasına saatler kala verince o izini gerçekleşmemişti. Belki şimdi ayrılabilir. Onun dışında Utku Yuvakuran belki ayrılabilir. Çünkü Beşiktaş'ta forma şansı bulmuyor. Burada Ersin var. Mert'in ardında bekleyen. Göktuğ var, genç kaleci. Utku ayrılabilir. Ve önemli konulardan bir tanesi de Cenk Tosun'la Salih Uçan ne olacak? Çünkü geçtiğimiz sezon bittiği günden beri konuşuyoruz bunu. Ve beklentiler de kendileriyle sözleşme uzatılması yönündeydi. Hatta zaman zaman eski yönetim bu konuda eleştiriler de çok fazla yapıldı. Çünkü iyi oynadıkları dönemler vardı. Şimdi bu oyuncular da sezon başından bu yana, sezon hatta yazdan bu yana sürekli olarak sözleşme ile alakalı beklenti içerisinde, akılların bir köşesinde bu var. Neden? Sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. Yani bunları düşünmek istemiyorlardı bu sezona girerken. Aslında sezon başına bu kontratlar yapılabilseydi daha sağlıklı olurdu.
Zaten Sayın Feyyaz Uçar da, Samet Aybaba da aynı şeyleri söylüyor. Nedir bu? Devler arasında ara transfer dönemi geldiğinde her ikisiyle görüşeceğiz dedi. Beklentileri kendi mevkilerinde oynayan oyunculara göre bazı beklentileri vardı tabii her Cenk Tosun'la Salih'in. Şimdi yeni yönetimde bu görüşmeler ne aşama, nasıl olacak, ne aşamaya gelecek göreceğiz ama o iki isim de bu ayın önemli konularından bir tanesi. Şu an artı bir kontenjanı var Beşiktaş'ın. Svensson transferi sonrasında artı bir oldu. Beyli ve Onana gittikten sonra iki kontenjan hakkı vardı. Svensson takıma dahil oldu şu an için. Evet, ben de tam bu noktada sana Chamberlain'i soracaktım. Evet, bu arada Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Feyyaz Uçar da artık yavaş yavaş basın mensuplarının olduğu noktaya geliyor. Çok ciddi bir yağış olduğunun bilgisini verelim. Çok soğuk bir hava var İstanbul'da bugün. Rize deplasmanı sonrası Beşiktaş Baba Kars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Feyyaz Hoca da, Sayın Feyyaz Uçar da geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir gün bizim için. Yeni hocamız Fernando Santos'un ilk idmanı. Hep beraber birlikteyiz. İdmandan önce 1,5-2 saate yakın bir bilgilendirme toplantısı yaptık kendisiyle. Sadece bilgi verdik tabii. Bundan sonrası onun sorumluluğudur. Onun dışında biraz hava soğuk. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Sorular varsa. Evet. Sağ bekle başladık. Evet. Transfer çalışmaları devam ediyor. Etmek de zorunda. Tabii ki birkaç mevkide daha mutlak transfer yapmak zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Ama tabii burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım. İsim falan verince hem kulüpleri hem futbolcuları hem kendimizi zorda bırakıyoruz ama çalışmalar devam ediyor. Şunu da soralım, kadro dışı kalan futbolcular vardı. Fernando Santos'un bugün ilk antrenmanı, bununla alakalı herhangi bir görüşme oldu mu? Bundan sonraki süreçte bu futbolcuları denemek istiyor mu hocam? Şimdi hocamızla konuştuk, her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği her kararı saygılıyız. Sayın Uçar, sağ bekte 3 isim oldu artık. Rozier, Svensson ve Onur. Rozier'in ayrılık durumu var mı? Onunla ilgili bir teklif geldi, konuşuluyor. Ne demek istersiniz? Yani o konuda zaten kadro dışı olan oyuncularla ilgili teklifleri açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa mutlaka değerlendireceğiz. Hocam. Şemsiyeyi çekeyim. Hocam, Serdar Hoca takımın başında 3 karşılaşmaya çıktı ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 performansı vardı. Bugün de antrenman sahasında Fernando Santos'un ekibinde yer alacak. Evet, sağ olsun Fernando Santos bize bir jest yaptı. Biz de Serdar Hocamızın ekipte olabileceğini, olamayacağını sorduk. O da memnuniyetle kabul etti. Serdar Topraktepe bundan sonra... A takım, profesyonel takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek. Hocam, dün gerek Santos gerek başkan... Aynı zamanda Miguel de, performans hocamız Miguel de devam edecek. Özür dilerim Ali, onu da atlamayalım. Dün sayın başkan gerek de hoca şunu söyledi. Yıldız transferinden çok takıma karakterli oyuncular alacağız dedi. Bu minvalde siz tabii oyuncuda bakıyorsunuz. Evet. Biz güzel bir yerden girdin. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Lider karakterli öncelikli olarak diğer arkadaşlarını pozitif yönde etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz bundan sonra yapacağımız transferlerde. Çünkü böyle bir karaktere, böyle bir oyuncuya ihtiyacı var takımın. Hocam, dış basında yazıldığı için soruyorum. Tabii hoca Portekizli olunca çok fazla Portekizli oyuncunun da ismi yazılmaya başlandı. Evet. Bir Quaresma konusu var ama geri dönüşü, yani oyuncu olarak ya da farklı bir rolde geri dönme ihtimali şu an için Beşiktaş'a mevcutta böyle bir ihtimali var mıdır Quaresma konusunda? Şu anda daha öncelikli konularımız var ama hocamız böyle bir düşüncesi varsa, hocamızın böyle bir tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz. Teşekkür ederim. Sağ olun dostlar. Kolay gelsin.
Beşiktaş Kulübü futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu. Merak edilen tüm konulara dair aslında genelde bir hem transfer hem yeni teknik direktör Fernando Santos'un bugünkü ilk antrenmanı, takımdaki son durum, merak edilen konular hepsini Feyyaz Uçar da aslında bir anlamda tekrar özetlemiş oldu. Beşiktaş'ta basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandayız. Vavakar Fatih Karagümrük mücadelesi var. Siyah beyazlar cumartesi akşamı saat 19'da Tüpraş Stadyumu'nda Vavakar Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 32 puanı var Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de. Dün siyah beyazlar Çaykurcuspor deplasmanından farklı galibiyetle dönmeyi başarmıştı. Bugün takım izin yapmadan yine Nevzat Demir tesislerinde hazırlıklara başladı. Dün hoca Fernando Santos mücadeleyi tribünden takip etmişti. Ekibiyle beraber 3 yardımcısıyla beraber Rize'ye gelmişti Fernando Santos ve karşılaşmayı tribünlerden takip etmişti. Artık cumartesi akşamı Vavakar Fatih Karagümrük maçıyla beraber de Fernando Santos Beşiktaş taraftarıyla resmen buluşacak. 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Beşiktaş dönemi dün resmi olarak başlamıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson'un da şu anki devam eden çalışmada takımla beraber sahada olduğunu aktaralım. İki isimle yollar ayrılmıştı Beşiktaş'ta. Erik Bayı ve Gino Onana ayrılmıştı takımdan. Şu ana kadar bir isim takıma dahil oldu. Bugün itibariyle Beşiktaş'ta 10 Ocak artık transfer döneminin başlamasıyla beraber imzaların da gelmesini, devamının gelmesini bekliyoruz. Biz artık burada yavaş yavaş Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş antrenmanındaki yayınımızı noktalayalım. Ömer, sözü eğer sorunuz yoksa tekrardan size bırakayım. Furkan Yıldız, çok teşekkürler. O gün Şahinoğlu'na da teşekkürler. Açıkçası güzel, keyifli bir yayın oldu. Hem sizler keyifli anlattınız. Keyifli ve yağmurlu. Keyifli, yağmurlu. Sulu. Hem Feyyaz Uçar, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu. Fernando Santos basın mensuplarına merhaba dedi. Çok güzel, zor şartlarda da olsa yayın oldu ama arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Şimdi Serdar abi. Fernando Santos bir geldi, bir merhaba dedi herkese öncelikle. Güneşli bir günde gelmedi. Ama yağmurlu bir günde geldi. Güneşli günleri de Beşiktaş'a getirebilir. Getirebilecek. Şimdi Rize deplasmanlı bir yağmur. Zemini hatırlıyoruz, oyunu hatırlıyoruz. Bir de Rize deplasmanı maç sonrası oradaki protokol tribününde bir itiş kakış olmuş. Fernando Santos ve ekibini öyle bir dışarı almışlar. Siz öyle bir kenarda durun. Biz de böyle demek istediler herhalde. Öyle bir tartışmayı da gördü. Zaten basın toplantısında bir gergin ortam oldu, onu da gördü. Bu soğuk havaları görmesi aslında iyi. Pişiyor şu an. Bakın pişiyor şu an. Yani nasıl bir futbol kültürüne geldiğini bir günde gördü. Şimdi bence gündem, bu çok önemli detay bakın. Gündem maddelerini ben bir söyleyeyim kısaca. Çok fazla konumuz da olacak. Öncelikle Jonas Svensson Beşiktaş'ta, o da ilk idmanına çıktı değerli izleyenler. İdmanda gördük Svensson'u, tekrar Beşiktaş hayırlı olsun. Svensson'la Beşiktaş anlaştığını duyurdu tweette. Hemen altında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancağ'ın da ironili bir cevabı vardı. Bayağı böyle bol ironi içeren. Yalnız dedi, kontratak oyuncusu değildir. Hayırlı uğurlu olsun dedi. O iyi kontratak oyuncusu. Pardon, iyi kontratak oyuncusu. İyi bakın ona, hayırlı olsun dedi. Kenar oyuncular zaten o özelliklere sahipti. Özellikle bekler oyunu çift yönlü oynamak ama zorunda. Ama tabii neden bu açıklama geldi? Yusuf Sarı'dan dolayı yaptı, biliyorum. Samet Aybaba'nın Yusuf Sarı'dan dolayı yaptığı açıklamalar. Biz kontratak oyunu oynayan bir takım değiliz dedi. Ama Yusuf Sarı da kontratak olmayan, oynamayan takımlarda yer alabilir. Oyuna sonradan dahil ettiğinizde. Abdullah Avcı öyle yaptı. Hem neredeydi? Trabzon'da değil mi? Başakşehir'de oynadı mı? Yusuf Sarı'nın Başakşehir'i var mı? Yok. Yok. Trabzon'da öyle değerlendirdi. Direkt Fransa'dan Başakşehir'e geldi. Trabzon'a geldi. Öyle değerlendirdi. Ama bu geçiş oyunu dedikleri işte. Kontratan yeni ismi geçiş oyunu değil mi Mehmet Hocam? Öyle oldu. Geçiş oyunu dedikleri oyunun ötesinde hücum oynayan bir takımda da Yusuf Sarı hücum oynayabilir mi? Oynayabilir ama zamanla geliştirir. Onu hoca geliştirir. Samet Aybaba da herhalde şunu demek istedi. Bizim dedi böyle bir lüksümüz yok.
Bizim dedi alacağımız adamlar doğrudan nokta atışı. Birinci kriter bütçe. Şimdi Svensson'da bütçede sıkıntı yok. Bedava. Ben alırım bedavaysa. Rozier ondan daha iyi. Ben kabul ediyorum daha yetenekli olduğunu. Doğru. Değil mi hocam? Daha yetenekli, daha evet. Hızlı. Ama performans başka bir şey. Şimdi bak, Necip Uysal döneminin alt yaş grubunda, U17'lerde, U16, U15, U14, o yaş grubunun içerisinde öyle bir adamlar varmış ki, birine Messi'de, birine Neymar'da yetenek olarak. Öyledir. Ama aralarında bir tek Necip oldu. Niye Necip oldu? Çünkü Necip çalıştı. Mesleğin ne gerektiriyorsa onu yaptı. Şimdi Rozier onu yapmazsa, Svensson senden daha az yetenekli de olsa senden daha iyi performans sergiliyor. Nereli adam? Norveç. Norveç. Daha önce Beşiktaş'ta Norveçli oynayanları söyle. Çok var. Jonsen de Norveç'ti değil mi? Kim? Jonsen. Ronny Jonsen. Nereye gitti? United'a. United'a gitti. Herkes şaşırdı. Manchester United'da. Süleyman Seba döneminde. Manchester United'da oyuncu sattı Beşiktaş. John Karev ayrı zaten. O tabii. Çok iyi bir santrafordu. Bir de Aric Stavrum var. Onu pek söylemek istemiyorum. Onu iyi hatırlanmaz yani. Ama İzlandalı Sverisson var diyor sana. Evet, anlatabildim mi? Hatırlarım. Çok mu kreatif oyunculardı böyle yetenekli oyuncular? Hani yetenek derken işte Diego Armando Maradona vari, Messi vari, ayaklar, çalımlar falan. Göze hoş gelen futbol. Yok. Ama görev adamları. Martin Linnes ya da Omar gibi. Evet işte onu söylemeye çalışıyorum. Görev adamları. Şimdi o oranın önemli bir parçası. Andres Beck mi daha fazla performans sergiledi Beşiktaş'ta, Rozier mi? Şampiyonluk sezonunda Rozier'in de performansı. Ama bak şimdi Andres Beck niye bir Alman disiplini? Devamlılıktan bahsediyor. Devamlılık da Beck tabii yani. Beck. 3 maçta bir kırmızı kart görür müydü Beck? Yok. Görmezdi. Mario Gomez'e Şenol Güneş dedi ki ya dedi bak 3'te sarı kart sınırı görmemen lazım dedi. Önümüzdeki hafta çok riskli bir maç var dedi. Falan. Ben dedi sezon sonuna kadar görmem gerekir dedi. Görmedi sezon sonuna kadar. Rozier nereden geldi? Fransa'da. Sporting'den geldi. Doğru. Fransız Sporting Lisbon. Evet oradan geldi. Yani bonservisi Sporting. Yani burada bütçe kriteri tutuyor mu? Tutuyor. Zaten yetenek o kriterde yeter. Parası olsa daha iyisini alır mı? Alırdı ama para sınırlı. Limit sınırlı. Ben de olsam böyle yaparım. Bütçe. Oradan Yusuf bir kere o yüzden eğleniyor. O bütçeyi Beşiktaş çok zor öder. Şimdi ama ben Murat Başkan'a katılıyorum. Yusuf iyi bir oyuncu. Hücum da oynar. Ben bu arada seviyorum öyle. İroniler yani futbol ya olsun dünyamız ya. Olsun ya. Hani yani belki alınan taraftar da olmuştur ama alınmasın bence kimse. Böyle birbirine takılmalar değil mi? Hoş kırmadan bana göre olmalı zaten. O kadar olur arkadaşlar. Seviyeyi düşürmediğiniz sürece bu bir oyun. Adı üzerinde bir oyun. Artık Türkiye'de futbolu arabesk olmaktan çıkartmak lazım. Bir tek arabeskte biliyorsun eziyet çekme vardır. Doğru. Adam şarkı söylüyor orada ağlar kendini. Acıdan keyif almalı. Ya niye acıdan keyif alıyorsun hocam? Yani şarkıdan bir eğlen ya. Ezmesi güzeldir. Acılı ezme. Ezmesi niye ya? Kebabı güzeldir yani o kültürün. Biz sizin futbolu arabeskle yaşıyoruz. Ezmesini yesin hocam. Gönlünü ezmesin yani değil mi? Aynen. Oradan bakabilir. Şimdi bir de Sayın Feyyaz Uçar'ın çok önemli bir açıklaması oldu bence. Dedi ki hocamızla biz konuştuk Serdar Topraktepe'nin A takımda kalabilmesi konusunda. Hoca da kabul etti dedi ve performans ekibinden Miguel de yine A takımda kalacak dedi. Bence evet. Önemli satır başlarından bir tanesi. Çok çok önemli. Özellikle Serdar Topraktepe olayı çok önemli. Şimdi neden? Valerian İsmail döneminde dedik ki bir Türk hoca. Futbolun dili evrenseldir. Ne gereği var? Yani illa Türk olması şart mı diye. Burası Türkiye dedim. Bak burada futbol gerçekten çok başka. İyi anlamda söylemiyorum onu. Burada dedim bir tane yabancı antrenör yanına Türk hoca almasın. Boğaz'da o şiletler, tankerler var ya. Onlar yanında kılavuz gemiler var ya ufacık böyle. Onların yanında şu kadar kalıyor. Almasın bak ne oluyor. Boğazın altını üstüne getirir. Bir o yalıya çarpar, bir bu limana çarpar, bir o kafeye girer. Girer de girer. Akıntısı var oranın çünkü. Türk futbolu yabancı teknik direktörler için Boğaz'daki akıntı gibidir. Valerian İsmail'in yanında aklı başında bir Türk antrenör olsaydı Cenk Tosun'u 90+4'te oyuna sokturmazdı.
Çünkü Valerian İsmail yapay zeka gözüyle bakıyor olaya. O kültürle bakıyor. Yanlış bir şey değil. O gözle bakıyor. Ama futbolunda tek doğrusu yok işte. Hatta Serdar abi bak, hocam, aylar önce... Hocam Türk futbolu boğaz akıntısı gibi. Bak, aylar önce seninle yaptığımız bir programda belki 6-7 ay önce şunu konuşmuştuk. Yani bu konu gelince aklıma geldi. Ben demiştim ki aynı örnek değil yani spor dalı olarak ama basketbolda Yunanistan'da o zaman Ergin Hoca'nın gitme söylentileri vardı. Gerçekleşmemişti. Basketbolda Yunanistan'da yabancı koç gelirse bir tane... Yardımcısı evet. Yunan olmak zorunda. Zorunda. Yani böyle var. Kurallar var bazı ülkelerde. Bizde de aslında böyle bir şey olabilir demiştik. Dayatma olarak demiyoruz bunu tabii ki. Yani teknik adamların daha faydasına olabileceği için o konu geldi aklıma. Hollandalı bir hoca geldi Beşiktaş'a. Görüşüyor zamanında. Benim dedi en önemli iki isteğim var dedi. Bir dedi benimle kavga edecek yardımcı bir Türk antrenör. Güzel. Ben de kavga edecek ama. Mesleki açıdan. Bana yalakalık yapmayacak öyle. Kavga edecek. Bir tane Türk antrenör, bir de ülkenin en iyi doktorunu istiyorum. Tek şeyleri buyuruyor adam. Yani Türk antrenör konusunda adam, bunu bir Hollandalı söyledi. Daha Beşiktaş teklif etmeden kendi söyledi. Olmadı muhtemelen. Doktor niye önem verdi? Onu Mahmut Hoca'nın işi o. Ama doktor da önemli tabii. Bu görüşmeler olumlu sonuçlanmadı anladığım kadarıyla. Olmadı. Sen söylediğine göre. Bunları kabul ettiler de. Sonra başka sıkıntılar sıkıntı çıktı. Fiyatta mı anlaşmadılar, başka şeylerde mi anlaşmadılar? Ya da araya başka bir menajer girdi, benim hocama mı aldı dedi, bilmiyorum. Ama adamın yardımcı antrenör olayının ne kadar önemli olduğunu burada ben söylüyorum. Ama bir teknik direktör de söylüyor. Şimdi... Ha bak bu şeyde olabilir. Yani Santos gider İtalya'da yardımcısı olmadan, yardımcısı İtalyan olmadan yapabilir. İngiltere'de de yapabilir. Yani İngiltere'de demezler, yanına bir İngiliz al mutlaka. Ama bizde demelerin nedeni Türk futbolumuzun boğaz gibi olması, boğazdaki akıntı gibi olması. Yalpalar adam ya, oraya dalar, buraya dalar. Ben nereye geldim der ya. Onu koruma adına söylüyoruz bunu. O yardımcı antrenör sana rehberlik yapacak. Ya ben de Serdar Topraktepe tercihinin çok olumlu olacağını, saha içine çok iyi yansıyacağını düşünüyorum. Mahmut Hocam size de Cenk Tosun'a Salih Uçan'ı sorayım. Sözleşmeleri muhtemelen tabii görüşülecek artık uzayacak mı uzamayacak mı az da bir süre kaldı ligin bitimine ama hani baktığımızda siz ne düşünüyorsunuz? İki oyuncuyla Beşiktaş yola devam etmeli mi sizce? Önce Yalova, Armutlu'dan Beşiktaşlar var, evlatlar. Çok selam söylüyorlar. Serdar'a da çok selam söylüyorlar. Beşiktaşlı olduğunu biliyorlar tabii. Onlara evet, bir buradan merhaba diyelim. Ya önce şöyle Cenk'te şeye geleceğim, Salih'e de geleceğim de büyük bir profilde bir hoca getirdiler. Kimsenin tartışmayacağı. Biraz evvel yardımcı hocalardan bahsettiniz. Türk veyahut da hangi ülkedeyse. Şeyde de vardı, Yunanistan'da da vardı yardımcısı. Milli takımda Yunan, diğer çalıştığı takımlarda. Yani doğru bir iş yaptılar, doğru bir seçenek yaptılar. Svensson'dan bahsettiniz değil mi? Svensson ben Rosenborg'dan dedim. Şimdi ben onlara söyleyeyim. Alabilirlerse mailing alsınlar sol tarafa. Bir gelmeyin. İkisi de aynı yerde oynadı. Burası uçurtma olur. Bence Svensson'un futbol kültürü Rozier'dan daha önde. Oyuna bakış açısı, oyun, takım oyunu. Rozier dağınık bir oyuncudur. Yırtıcı bir oyuncudur. Ama bu çok farklı bir oyundur. Bakmayın Adana Demirspor'da farklı oynamıştır, etmiştir. Ama verilerini de yapmıştır. Gelelim senin soruna. Çoktan olması lazım. Yani görüşmeler çoktan bitmesi gerekiyordu. Belki de Beşiktaş Kulübü'nün şunu düşündüler. Bir kongre olacak. Kongreden sonra gelecek bir başkan, yönetim. Bunlara karar versin. Hoca karar versin ama dünkü maçta da gördük şimdi. Herkes 4 golden falan bahsediyorsunuz. 3 golden bahsediyorsunuz. 2 golden bahsediyorsunuz. Da ben Cenk'in ehemmiyetinden bahsedeceğim. Kasımpaşa maçında da Cenk olmuş olsaydı belki olmazdı. Çünkü oyunu ileride tutan, o alanları açan, bütün pas kalitesini sunan bir Cenk Tosun var. Şu anda sizin en lider oyuncunuz takım içinde Cenk Tosun'du. Ki bilmiyorum Kasımpaşa maçında niye oynatmadılar, kafadan oynatmadılar ama dün Cenk'in size takıma ve takıma ne kadar iyi olduğunu ve yanındaki genç kardeşimize ne kadar pozisyondan açtığını bir görmek lazım. Oyunda süzmek lazım onları. Böyle bir santroforlar kolay kolay bulunmuyor. Bilhassa Türk santroforu çok az bunu. Şimdi inşallah
Yarındaki gelir, onun kardeşi gelir, onu o allayı açarlar. Tabii en nihai kararı Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu ve tabii hoca verecek ki ben hocanın Cenk'ten vazgeçeceğini hiç tahmin etmiyorum. Burada tabii iki tarafla anlaşmaları. Cenk burada ailesi, burada çocukları okula gidiyor. Tekrardan bir farklı bir yerlere gitmeyi düşünür mü düşünmez mi? Çok farklı bir şeyler gelmesi lazım. Hemen kontratını yapmaları lazım. İşte ben de onu diyorum. Yapacaksınız. İki tarafta mağdur olmamak. Cenk çünkü başka bir oyuncu. Ya Cenk'i masaya yatırmayayım ben. Anlatmayayım Cenk'in onu. Çok iyi biliyorum. Yani sadece teknik taktik. Her türlü. Çok iyi biliyorum. 14 yaşından beri bildiğim bir oyuncudan bahsediyorum. İki kere de Galatasaray'ı almak için o kadar çabalar sarf ettim. Galatasaray'ın içindeydi mi? Olmadı. Hep direkten döndü. Hakikaten direkten döndü ya. Bir tanesini de bitirmiştik. Frankfurt Kulübü'nde anlaştık. Rakamı da 400 bin euroya anlaştık. O dönem sağ olsun Tolunay Hoca şeydiydi. Antep'teydi. Sen Galatasaray'da forma vermezler etmezler dedi. Hayda Galatasaray şeye gitti. Antep'e. Beşiktaş'a gelmeden evvel Galatasaray'a geliyordu. Hava da değişti olay. Bu sefer Sayın Fikret Orman olayı bitirdi. Ya yani onun için diyorum Cenk gibi oyuncuları kolay kolay bulamıyoruz. Beşiktaş'ta da zaten kıymetini biliyor. Cenk de zaten koyu bir Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın da kıymetini bilen birisi. İkisi iki tarafta artık aradaki o nüansları tatmin edecekler. Artık son demeyelim de belki sondan bir mukavele olur Cenk için. Ondan sonra bir mukavele daha yapar. Yaş artık 30'a geldik. Yarata büyüdü. Zaman geçiyor. Yani Beşiktaş'ın hakikaten saha içindeki lideri dün de oyun esnasında Cenk'in neler yapabileceğini, daha neler yaptığını ve Beşiktaş'a ne kadar faydalı olacağı, daha biraz üst seviyedeki oyuncularla oynadığı zaman zaten onu biliyorsunuz o şampiyonluk dönemlerindeki kadroyla neler verdiğini hepimiz biliyoruz. Onun gösterdiği performansla zaten Everton'a transferi gerçekleşti. Ki başka İngiliz kulüpleri de vardı arada. Yani hayırlısı olsun inşallah bir an evvel otururlar. Tatmin edici bir şey ortaya çıkar. Cenk'i hem Türk seyircisi olarak kaybetmek istemeyiz. Görmek isteriz burada. Artı Beşiktaş da kaybetmek istemez öyle bir topçu. Peki şimdi... Salih de aynı şekilde. Bakın Salih de uzatılması gereken ve bir an evvel karar verilmesi gereken bir herhalde, hoca. Ara transfer döneminden hoca sonra görecektir onları. Hoca bir girsin çünkü çok kurt bir hocadan söz edilir. Ya adam yani şöyle yan gözle baktı mı adamın ne olduğunu bilir der ki bu bende kalsın. Ya bu tarz hocalardan bahsediyoruz. Yani şimdi çıkıyor ya ona da bir değinelim kısa. Hani ya işte kulüp takımı çalışıyor. Abi kulüp takımı çalışırsan hocam, ne olacak? Hocam çok fazla girmeyelim çünkü ne olacak? Semih Kılıçsoy'u yani konuşmazsak olmaz. Onu konuşacağız zaten. Tabii, o da gelecek de. Ben Semih'i sadece de gündemde olandan bahsediyorum. Hoca ile ilgili. O hocayı zaten konuşacağız. Yani ya, o tarzda bir hoca değil. Yani onlara hiç girmeyelim. Yok yok. Kulüpte çalışmamış etmemişler. Hiç girilmesin onlara. Şimdi yıllar sonra bize genç Semih dedirten Semih Kılıçsoy dün tabii müthiş bir performansa imza attı. Semih'le ilgili haberimizi izleyelim ki Semih Kılıçsoy'u da konuşmaya başlayalım. Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor. Serdar abi şimdi zaten liste var önümde. Beşiktaş'ın bu sezon en skorer oyuncuları listesi. Omar Colley 5 gol. Cenk Tosun 4, Abubakar 4, Chamberlain 4, Semih Kılıçsoy 4. Fakat tabii Semih'in bu oyuncularla arasında devasa bir fark var. Sadece hani son 3 maçta bu tabelaya yapmış durumda Semih Kılıçsoy. Açıkçası hani Muleka'nın 2 gol attığı bir noktada bu arada ekrana geliyor. Fotomaç gazetesinin daha doğrusu Fotomaç'ın sosyal medya hesabının diyelim. Semih'le Agüero'yu yan yana getirmesi ki maçtan sonra da soruldu. Semih'e idolüm Agüero dedi. Benzetiyorlar. Stilleri tarzını. Çok benziyor. Nihat Kabilci'ye de benzetiyorlar biraz tarzını. Ama sezon başı röportajını ben dün geriye döndüm izledim Serdar abi. Sezon başında da söylüyor Agüero diye. Yani Semih'in aklında yeni yeni oluşmuş bir şey değil. Yıllar öncesinden de ya da daha önceden verdiği röportajlarda da hep Kun Agüero'ya benzediğini ya da idol olarak aldığını söylüyor. Bu arada ikisini yan yana gördüğümüzde şimdi belki bu fotoğraftan tam belli olmuyor ama gol sevinçleri iki oyuncu da böyle direkt sağ elini kaldırıyor. Vücut yapıları, yere sağlam basmaları bence andırıyor birbirini. İnşallah Agüero gibi bir kariyeri olur Semih'in. Valla müthiş başladı, müthiş gidiyor. Az önce dediğim gibi yani genç Semih lafını yıllar sonra bize yeniden ezberletti. O şey olabildi mi tarihini? Tarihi buldum, söyleyeyim ne zaman olduğunu sana. Altın Ordu. Gelişim ligiydi herhalde. Evet. 9 Haziran 2022. Yok.
2022. Daha eski bir maçı var. Altın Ordu değil ya. Daha eski bir maçı var. Yine Ağspor'daydı. Bir turnuva vardı böyle. Ağspor. Büyük takımlar. Yine Ağspor'daydı. Evet. O maçı da biz yayınladık. Gelişim Ligleri maçı. Evet. O orada da oynadı. U19 finalleri. Evet. U19 finalleri. Orada da oynamıştı. Çünkü çok iyi hatırlıyorum. 3 sene önce falan olması lazım. Benim oğlan evde not almış. Fakat Semih'i ayrı bir yere yazmış. Altın Ordu'dan oyuncular yazmış. Beşiktaş'ta yazmış. Semih, bu niye ayrı? Hatta Beşiktaş 3-0 kazanıyor. Evet. İlk yarıdaki 2 gol Semih Kılıçsoy'dan. Semih Kılıçsoy. Onun senesi kaç? Aynı. 8 aynı. Haziran. Yani dedi ki, baba dedi çok ayrı bir futbolcu bu dedi. Çok sıra dışı bir oyuncu. Çünkü Deniz daha önce bana bir futbolcu daha söylemişti. O da bayağı iyi yere geldi. Yusuf Yazıcı. Ta altyapıdayken istemiş. Bu demiş Yusuf Yazıcı çok büyük oyuncu olacak dedi baba dedi. Aynısı Semih için de söyledi yıllar önce. Ve gerçekten de Mahmut Hoca onun dediği kadar bir gelişim gösteriyor. O son vuruşlarda biraz pas tercihlerini işte bak orada Çemberlin'in bağırıyor, o bağırıyor falan. Bana bir tane hoca dedi ki boş ver vursun dedi. Özgüven iyi. Şimdi vursun dedi. Nasılsa dedi Beşiktaş'ın bir şampiyonluk şeyi yok. Durumu yok. Tam bu dönemler, o dönemler vursun dedi. O dedi vura vura dedi. Öğrenecek dedi. Ama Cenk attırdığı gol dedi mi? Yani rakibin sırtına alışı, bırakışı evet. Cenk'e. Çok klas yani. Cenk'ten önce yine uzun mesafe bir pası var. Sol tarafa. Kime vermişti? Soldan kim geldi Beşiktaş'ta bilmiyorum. Uzun mesafe bir pası var. O da önemli. Peki Mahmut Hocam, Kun Agüero Semih benzerliğini ya da benzerliğine diyeyim. Sen de katılıyor musun? Ben sadece kendisine benzemesini tavsiye ederim. Hiç kimseye değil kendisine. Bulunduğu kulüp çok büyük bir kulüp. Burada forma şansı milyonlarca genç buralardan gelip buralara çıkmak istiyorlar. Hayal ediyorlar. Onların içinden tek bir kişi gelebiliyor. Çünkü gençlerin yapılanmasını, hazırlık şekillerini çok iyi bilenlerden bir tanesiyim. Bir kere vücudunu çok iyi kullanıyor. En başta özelliği çok patlayıcı gücü çok iyi. Topladı driplingi. Tabii çevre kontrolünler yavaş yavaş gelecek. Yani bu takımları biraz da gelip de bu pozisyonda oynamak kolay bir iş değil. Hemen buralarda bir yanınızdaki daha farklı oyuncularla oynuyorsunuz. Hoca ile birlikte çok farklı bir ivme kazanır. Oyununu daha geliştirecek tabii mutlaka. Zaman gerekiyor bunlara. Ama şu anda hani büyümüş de küçülmüş de bir laf vardır ya, ona benziyor. İnşallah Allah sakatsız bir önünü sezonlar geçirir. Sadece kardeşime benim tavsiyem kendisine benzesin. Kendisi olsun, Semih olsun. Peki şöyle bir soru sorayım çünkü dün de çok konuşuldu bu. Avrupa Şampiyonası kadrosunda böyle giderse Semih'in yer almasını bekliyor musunuz? Şimdi Kenan Yıldız da var mesela. Orada çok genç bir rotasyonumuz da olabilir. Yani ben zor görüyorum. Net konuşalım. Zor görüyorum. Çünkü şey de geliyor. İspanya'da başladı oynamaya. Enes. Enes de geliyor. Asist yaptı hatta kupa maçında. Evet. Belki ondan sonraki aşamalarda yavaş yavaş kadroya girme şansı olur. Çünkü orada da çok kreatif oyuncular var. Çok tecrübeli. Aa, bu demek değil ki... Hocam bu bölümü kapatmadan kusura bakmayın ama bir virgül rica edeceğim sizden. Galatasaray kafilesi Sivas'a gitti. Bir de video yayınladı Galatasaray. Bir görelim o videoyu da. Galatasaray'da yarın Sivasspor'la... Video bu şekildeydi. Galatasaray'ın Sivas'a gidiş görüntülerini de gördükten sonra değerli izleyenler biz de bir araya gidelim. Saat başında spor gündemi devam edecek. Spor gündemine devam ediyoruz ve artık son saatin içerisindeyiz. Tabii Trendyol Süper Lig'de heyecan hafta içinde devam ediyor. Bugün 4 maç var. 17'de başlayacak maçlar var ve akşam 20 seansında 2 maç Fenerbahçe'de Konya Spor'u konuk edecek ki Fenerbahçe'nin muhtemel 11 ile bir başlayalım. Az sonra yine Kadıköy'e uzanacağız. Arkadaşımız Engin Can Çelik'e gideceğiz ve stat önünden atmosferi ve maçla ilgili detayları da alacağız.
Fenerbahçe liderliğine devam etmek amacında Konyaspor karşısına kazanarak işte kadro ekrana geliyor. Kalede Livakovic, Ferdi Osterwolde, Serdar ve Mert. Savunmadaki dörtlü Fenerbahçe'de Fred ve İsmail savunmanın önünde. Tadiş, Şimanski ve Cengiz hücuma yakın isimler. Edin Dzeko da Fenerbahçe'nin gol umudu olarak sahada olmasını beklediğimiz isim bugün. İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i bu şekilde. Tabii artık transfer dönemi de yarından itibaren zaten resmi olarak başlayacak ve Fenerbahçe Bonucci'nin de gelişiyle birlikte öyle tahmin ediyorum. Belki Gaziantep'te, belki bir sonraki iç saha maçında tandemde değişecek diye düşünüyorum. Değil mi Serdar abi? Muhtemelen. Bir sonraki maç ne maçı? Gaziantep'ten sonrası galiba Samsunspor maçı vardı ama ben bir İçeride. Daha bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Muhtemelen değişecektir tabii ki. Yani orada mesela bugün Bonucci kadroda olsaydı herhalde Osterwolde'yi orada görmezdik gibi geliyor. Muhtemelen. Tabii... Evet, Samsunspor maçı. Samsunspor maçı. Muhtemelen değişecektir tabii ki. Yani... Bugünkü kadro savunmada Osterwold tabii ki daha önce bazı maçları görev aldı. İlk oynadığı maçta da attığı gollerle futbolda neden köşeli konuşulmayacağını ispatlayan bir performans göstermiş hatırlarsan. Evet, evet. O yüzden tabii bugünkü maçı... Tabii şimdi bence denklemlerden bir tanesi de şu olacak. Mahmut Hoca'nın maçla ilgili yorumları ben de katılıyorum ilk baştaki yorumları. Futbolda köşeli konuşulmaz ama... Yok. Elbette katılıyorum ama tabii ki açık ara Fenerbahçe bu maçı... Şimdi Fenerbahçe için bence bu haftanın sorunu değil ama ilerleyen haftalarda şu konuşulur, konuşulacaktır. Yani Bonucci de oynasa, Beka da oynasa, döndükten sonrası için bahsediyorum. Savunma hattındaki tandem artık Fenerbahçe'de çok büyük ihtimalle iki yabancı olacak. Şimdi Osay Samuel'in döndüğü senaryoda Samuel'e de sağ bekte, değil mi hoca, yer verecektir. Böyle olunca yerli kontenjanında Ferdi şimdi kalıyor savunmada. İsmail ve onun dışında yine Cengiz mi, İrfan Can mı ama... Bir de Kurunic işte transferi olursa ne olur? Orada biraz denklem karışabilir. Evet. Orada biraz denklem Orhid, karışabilir. Cengiz, İrfan olur. Ferdi kurtarıyor. Cengiz, İrfan Cengiz, aynı anda olur. Cengiz, İrfan aynı anda ama nasıl olacak? Şimdi yani Fred Kurunic olursa... Oynatacak. Tabii öyle gözüküyor başka. Nasıl olacak? Bugün mesela bugünkü maçta da o şekilde olabilir. Ya da Kurunic daha fazla Avrupa'da. Bilmiyorum. Oynayabilir. O Kurunic varsa daha fazla Avrupa, Türkiye, her yerde oynar. Ama işte Tadiç'i de kesmek şu ana kadar çünkü İsmail Hoca hiç yapmadı bunu. Yapmadı da belli bir yerde. Bir şey, bir yerden oradan bak. O önden birisi değişecek. Öyle gidersen. Şimanski'nin olduğu yere ne, kimi koyabiliriz? Türk? Şimanski'nin olduğu yere Tadiç'i koyar. Örnek Şimanski'yi düşünmezsen, oynatmazsan. Evet. Oynatmazsan. Veyahut da orası değişik bir formül atar. İrfan'la oynayabilir orada. Bir sürü formülleri kullanabilirsem ben mesela bugün bir tek orada değişiklik yer Cengiz yerinde İrfan'ı düşünüyorum. Veyahut da İrfan Cengiz ikisi aynı anda düşünüyorum. Şu an bu kadroda 5 Türk var bu arada. Efendim? Tabii. Yani 5 Türk girmiş oraya. Tabii gelenler... Yani tamam Bonucci geldi. Tabii sen şimdi Mert'i düşünüyorsun orada. Evet. Bak Samuel'i kesebilir Mert. İşte onu söylüyor. O Samuel'i kesebilir. Orta sahada Kurunic'i de falan oynayabilirsin. Yani Ömer o sahaya ilk 11'e koydu. Belki olmayacak. Ben şey diyorum Mert Müldür formayı alabilir. Tabii. Alırsa zaten çok büyük şans. Zaten şöyle alır demeyelim. Alırsa da kimse hayrete düşmesin. Filan demeyelim yani. Mert'in o lüksü ve o kapasitesi var onun. Zaten yatırımı onun için yaptılar Mert'i bitirmeleri. Erken transferleri ondan kaynaklandı. Burada tabii stoper hatları çok isimler geldiği zaman işte Borici ve de Bekayi falan gibi hatta Dijiku. Hakikaten kaliteli bir stoper hattınız oluyor. Yani burada önde bir tek şeyde sıkıntı yaşayacak işte hoca. Cengiz, İrfan o taraflarda nasıl kullanırsın? Şey işte
Szymański keser mi abi? Szymański kesilmez ya. Szymański çok farklı bir oyuncu. Szymański ben de hiçbir ortamda hocanın keseceğini çok farklı. Tadici keserim, Szymański kesmem abi. Yani Szymański hakikaten kesilecek bir oyuncu değil. Çok çok ekstra bir oyuncu. Yani yerli futbolcu sayısı fazla olduğundan dolayı bir de eldeki yerli futbolcuların bazen çok yönlü mevkiler oynayabilmesinden dolayı bence Fenerbahçe'nin senin söylediği gibi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe ben de şu anda Türkiye'de en iyi yerli oyunculara sahip olan takım. Gerçek. Geçen yıl da öyleydi hocam. Geçen sezon da öyleydik. Bu sezon da öyle. En iyi yerli oyunculara sahip olan bu sezon üzerine Mert geldi, Cengiz geldi. Yani transferlerden üzerine de bir de eklediler. Mert'i aldılar, Cengiz'i aldılar. Gözün kapalı oynat yani. Cengiz'i al, Mert'i al solda oynat, Mert'i al stoper oynat. Yani böyle bir değişkenli oynayabilen bir oyuncuya sahipler. Cengiz aynı şekilde. Ya orada fazla bir şey konuşacak değil. Yani şu anda kadroda hani derler çek torbadan kim oynatırsan oynat. O seviyede bir Fenerbahçe takımına sahip Fenerbahçe. Hoca da çok şanslı bir konuda. Bilhassa burada çok baba topçular çok fazla. Takıma hükmeden topçular, hocadan önce hükmeden topçular var. Saha içinde hükmetmek çok önemli. Oyun esnasında hükmetmek çok vallahi önemli. Şöyle i̇şte, söyleyeyim hocam, bana göre Fenerbahçe'nin saha içinde yani şu 11'e baktığımızda bir Bonucci eklemesi de yapacak olursak şu 11'e rahatlıkla 4-5 tane saha içinde teknik direktörü var. 4-5 tane. Yani şimdi Tadiç saha içi teknik direktörü müdür? Bence öyledir yani. Zaten öyle. Bazı oyuncular teknik heyetin sağdaki gölgesi değil mi? Ceko, sağ içi, Bonucci öyle. Bazıları var. Çok çoğu burada. Hocam dediğim gibi Tadiç öyle, Ceko öyle. Bonucci ilk 11'e girdiğinde öyle olacak. Yani Fred öyle. Bana göre Ferdi de bu arada sağ içi teknik adamı olabilecek oyunculardan bir tanesi. Yaşı ilerlemiş oyuncu için geçerli değil bu. Tabii. Dedi. Karakter de bunun yanında çok önemli. Bakın karakter olayı da çok önemli. Öyle hani yaş ilerli, tecrübeli bazılarında kişisel karakter sıkıntısı vardır. Sorun yaşarsın. Burada öbürlerine nazaran Tadiç daha ön safta. Genç oyuncularla. Çünkü kaptanlığı yaptığı dönem Tadiç'in bir takıma bak kimler vardı takımda. Sen hatırlıyor musun? Ajax'ta oynadığı Tadiç'in bir hareketinden dolayı Tadiç'e böyle bir farklı anlamlar yüklemeye başladılar biliyorsunuz. Aha, evet. Ona girmeyeyim. Dedim ki spor medyasında savaş tarihi konusunda zır cahil adamlar, dünya savaş tarihi konusunda zır cahil adamlar konuştuğu konulara bak dedim. Sonra dedim Ceko ne yaptı? Aldı koluna girdi yan yana poz verdiler. O kadar cahiller ki yani orada neler yaşamış onu bilmiyor. Hayatında savaş tarihi okumamışlar. Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? İkinci Dünya Savaşı neden çıktı? O işaret ne anlama geliyor? Onu bilmiyorlar. Bir de o bölgenin o işaretle ilgili içimizde bulunan gazeteci kardeşlerimizin o bölgeden gelen, o bölgede yaşayan, o bölgenin insanı olan gazeteci kardeşlerimizin yorumları da kulak arkası yapıyor. Yani onlar da dinlemiyor. Abi, ya bu kadar üst seviyede artık oynayan şimdi oyuncularla bunlar, ilgili böyle değerlendirmeler bak, zaten yapmamak lazım. Bunlar nasıl çözüldü? Yani. İki adam, iki tecrübeli isim, iki akil insan, futbolu akil adamları geldi yan yana poz verdi. Siz ne diyorsunuz ya? Şimdi Fenerbahçe'de Balkan oyuncuları fazlalığı sorun yaratır mı dediler ya. Tam tersine o bölgeden fazla oyuncu sorun yaratmaz. Çünkü acıları yaşamış oyunculardan bahsediyoruz. Hırvatı, efendim Makedon'u, efendim Boşnağı, efendim söyleyeyim Sırp'ı. Vedat Muriç nereden? O da o bölgeden. Kosova. Vedat Muriç'in röportajları bir oku. O çocukluk dönemleri bu adamları feci olgun bir hale getirdi. Neden? Biz bu acıları bir daha yaşamayalım diye o bölgenin halkları artık çok farklı düşünüyor. Öyle zaten. O yüzden böyle adamlar Edin Dzeko, Tadiç, başka da getir o bölgeden. Hiç böyle sorunlar olmaz. O bölge... Tam tersine takıma da katkı sağlar. O bölge veyahut da Irak'tan, İran'dan falan aldığın topçularla da konuşma. Ben yaşadım aynen çünkü abi. Onu. Ya, sen ne diyorsun? Dünya şampiyonası oynamış milli takım muhabbeti hak burdu. İşte Van Spor'da çalıştığım dönemler. O neler anlatıyordu çocuk. Şimdi kendisi de Amerika'ya yerleşti. Yani onun için... O konular çok farklı. Biz futbolun hocam, içinde devam olay kalması gerekiyor. Arkadaşımız Engin Can Çelik hazırlıklarını tamamlamış. Hemen bir Kadıköy'e uzanalım. Engin Can'dan maç atmosferini alalım. Engin Can, senin soyadın gibi, Çelik gibi bir hava var sanıyorum dışarıda.
Maça da artık saatler giderek azalıyor. Gelişmeleri senden alalım. Ömer, teşekkür ederim. Çelik gibi değil, adeta buz gibi bir hava var Ülker Stadyumu ve çevresinde. Ortalama sıcaklığı az önce yayına girmeden önce baktığımda 4 derece gösteriyor. Lakin hissedilen 2-3 derece diyebiliriz. Maç saatlerinde de bu havanın gittikçe soğuyacağını da ifade edelim. Taraftarlara bu konuda uyarılarımızı yapalım. Maça dönecek olursak, Fenerbahçe Kulübü dün son antrenmanını, taktik antrenmanını gerçekleştirdikten sonra her maç öncesi olduğu gibi ve bu maç öncesi de Samandıra Can Bartu testlerinde kampa girdiğini söyleyelim. Saatler 20'yi gösterdiğinde Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında 5-1'lik skorla, üstün bir skorla, Cengiz'in 3 gol 1 asistle katkı sağladığı 5-1'lik skorla 47 puanla liderliği avarajda devam ediyor. Ve bugün de mutlak 3 puanla çıkarak liderliği sürdürmek isteyecek İsmail Kartal ve öğrencileri 4 golle, çok özür dilerim, 4-1'lik skorla üstünlüğünü sürdürmüştü İstanbul karşılaşması, İstanbul Spor karşılaşmasında. Bugün de mutlak 3 puan alarak liderliği devam ettirmek isteyecek İsmail Kartal'ın öğrencileri. Fenerbahçe'de 3 önemli oyuncu bugün İsmail Kartal'ın forma şansı vermesi halinde ilk 11'de başlayacak. Kim onlar? Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Cağkavici. Geçtiğimiz haftalarda sarı kart cezalısıydı ve kırmızı kart cezasının ötürü maçta forma giyememişti geçtiğimiz haftalarda. Bugün İsmail Hoca'nın forma şansı vermesi halinde üçünün de ilk 11'de oynamasını bekliyoruz. İki tane önemli oyuncusundan yoksun. Afrika Kupası'na gitmişti iki tane önemli oyuncusu. Alexander Jiku ve Osayi Samuel. Fenerbahçe Afrika Kupası'nda gönderdiği iki oyuncusundan yaklaşık 4 ve 5 maç yoksun kalacağını ifade edelim. İki önemli oyuncu da sakat. Pendik Spor karşılaşmasında sakatlanmıştı Bekao. Yaklaşık 1,5-2 aydan beri sahalardan uzak kaldığını da ifade edelim. Peki ne zaman iyileşecek Bekao? Geçtiğimiz haftalarda düz koşulara başlamıştı. Samsun Spor maçına da Fenerbahçe heyetini, sağlık heyetini yetiştirmeyi planladığını ifade edelim. Yayız Aysin içe şu an için net bir tarih söyleyemiyoruz. Yani kulüpten bir açıklama gelmediğini de ifade edelim. Peki Fenerbahçe nasıl bir muhtemel 11 ile çıkacak bugün Konyaspor karşılaşmasında? Kalede Livakovic, savunmanın sonunda Ferdi Kadıoğlu, sağ tarafta Mert Müldür. Stoper ikilisinde ise Serdar Aziz ve Oster Wolde'nin oynamasını bekliyoruz. Önlerinde ise İsmail ve Fred olacak. Peki orta alanda nasıl bir üçlü çıkacak İsmail Kartal? Sol tarafta Tadiç, sağ tarafta Cengiz Ünder'i bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta dediğimiz gibi 3 gol 1 asistle katkı sağlamıştı ve Kayseri Spor maçında da kilidi açan oyuncu olmuştu. 10 numara bölgesinde Sebastian Szymanski, forvette ise Edin Dzeko'nun oynamasını bekliyoruz. Peki Konya Spor cephesine bakalım. Konya Spor geçtiğimiz hafta Galatasaray karşılaşmasından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bugün Fenerbahçe ile oynayacak. Önümüzdeki haftada İstanbul Spor ile oynayacak. Yani 3 maç üst üste İstanbul'da deplasmana geldiğinde ifade edelim. Muhtemel 11'i söyleyelim Konya Spor'da. Kalede Deniz, savunmanın sağında Ahmet, sol tarafında Gilerme. Stoper ikilisi ise Adil ve Uğurcan. Önlerinde Oğulcan ve Soner. Orta alanda sağ tarafta Muriç, sol tarafta Moreno. 10 numara bölgesinde Alexandru Çıkıldao. Forvet'te ise Oliveira'nın olacağını da ifade edelim. Maçın hakeminde Kadir Sağlam. Dediğimiz gibi yayın başında da ifade etmiştik. Çok soğuk bir hava var. Maç saatinde de bu havanın gittikçe de soğuyacağını ifade edelim. Bizler gün boyu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Bir sorunuz yoksa. Teşekkürler Engin Can Çelik. Hava giderek soğuyor ama maçın atmosferi ısınıyor. Dediğim gibi o sıcaklık maçtan önce de iyice artmış olacak. Çünkü yaklaşık şöyle 1 saat 15 dakika sonra, 1,5 saat sonra Leonardo Bonucci de İstanbul'a Fenerbahçe için inmiş olacak. O görüntülerde bir kez daha hatırlatalım, söyleyelim değerli izleyenler. Yine Anspor ekranında sizlerle buluşacak. Şimdi biz Fenerbahçe maçında zaten konuştuk. Engin Can'dan muhtemel 11'leri de aldık. Tabii yarın da Sivas'ta yine önemli bir maç, Sivasspor'la Galatasaray arasında oynanacak. Maçla ilgili haberimizi izleyelim. Sonrasında Sivasspor Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım. Galatasaray yarın Sivasspor deplasmanında olacak. Hocam Konyaspor maçında hani maçı izlememiş birisi için, yani maçtan sonra diyelim açtınız, telefondan baktınız. 3-0. Evet, Galatasaray için belki rahat bir maç olduğu gibi görebilirsiniz ama maç son anlarda çözüldü. Konya Spor maçının üzerine yine eksikler var. O eksikleri konuşacağız. Ve bu kez de Sivas Spor deplasmanı. Sivas Spor'da Manay olmayacak. Bence o bir artıya dönüşebilir Galatasaray açısından. Çünkü 17 maç 11 gol. Gerçekten müthiş oynuyor Rey Manay. Arjantinli miydi? Arjantinli. Yok. Rey Manay mı? Hı. Yok, Arnavut diyebilirim. Santroforları. Evet. Arnavut. Karıştırdım. Barcelona'nın altyapısı çıkışlı.
Yani zaten La Masia'dan geliyorsa bir oyuncu belli bir kaliteye sahip oluyor. Yine de Galatasaray için zor bir deplasman olacak gibi görünüyor. Önce şöyle gelelim. Herkes o Konyaspor için şöyledir, zorlandı falan, zorlanana kadar ilk devre 3-0, 4-0 girerden içeri. Yani oyunu öyle bakmak lazım. Biz tabii Galatasaray yavaş gibi gözüküyor, şu gibi gözüküyor ama... Evet, bir son dakika yine... gelişmesi var. Galatasaray'da Sasha Boye Sivasspor maçında yok. Hafif ağrıları olan yıldız oyuncu Sivas kafilesine yer almadı. Bir önceki Konyaspor maçında da Sasha Boye, değerli izleyenler, kadroda yoktu. Kart cezalısıydı. Bu kez de ağrılarından dolayı Sasha Boye oynayamayacak. Torreira geri dönüyor ama Sasha Boye sakatlığından dolayı Sivas kafilesinde Galatasaray'da yer almadı. Kafile açıklandı ve Sasha Boye yok. Önemli bir eksik olacak Galatasaray adına. Büyük olasılıkla Kaan orada oynayacak. Torreira, Kerem Demirbay olur. Ndombele'yi bekletir. Muhtemelen o şekilde olacak. Çünkü Sivasspor çıkışları falan Konyaspor'a benzemiyor yani. Daha farklı şeyden çıkıyorum yani ben. Kayseri Antep maçından Sivas maçından yola çıkıyorum. Çok hakikaten topu kontrolünde ve çıkışlarında biraz iyi bir takım. Konya'da seyrettiğimiz kadarıyla bahsediyorum. Ben zor bir maç mıdır, zor. İklim şartları, hava şartlarını bilmiyoruz orada ne şekilde. Sert havadır mutlaka ama yağış var mıdır, yok mudur. Zemin Sivas'ın her zaman için iyiydi. Hemen yani bakayım kötü, ben de hocam. Kötü bir zeminlerle karşılaşmadık. Galatasaray kadrosu belli. Herhalde Icardi'siz oynayacaklar tekrardan. Evet, Icardi yok. Orada Halil'le mi başlar tekrardan? Zaha'yı çekip Tete, Kerem mi yapar? Ki bence en akıllı Sivasspor'a karşı, o müdafaya karşı belki öyle daha iyi olabilir. Tabii ama biz sadece aklımızdan geçenleri veyahut da olabilir üzerinden çıkıyoruz. En nihai kararı tabii hoca veriyor. Hocam maç esnasında yarın Sivas'ta havanın 4 derece olması bekleniyor ve kar yağış var. Kar yağış, şimdi Sivas'ta kar yağdığı zaman ılıman oluyor. Çok susuyor. Bakma 4 falan diyorsun ama. Ya Sivas'ta kar, Antalya'da yaz güneş gibi işte. Yani doğal bir hava olayı şimdi diye orası, bakmak lazım. Eğer kar olursa, çok fazla yağarsa zeminin ağırlığından konuşabiliriz ama öbür türlü de ben çok fazla bir şey diyorum. Boyadır olması her zaman için size etkiler tabii. Şimdi bir Kaan'ın oyununda, şimdi herkes Kaan kardeşimizi öyle bir anlatıyor ki. Abi bu Kaan önceden de böyleydi. Yeni değildi ki bu kan. Muhtemel 11 de şu anda ekranda. Kalede Mustera, Kazımcan, Abdülkerim, Nelson ve Kaan Ayhan savunmada. Kerem Demirbay ile Torreira savunmanın önünde. Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha. En uç noktada da Halil Dervişoğlu bekleniyor Galatasaray'da. Hocam benim, söylediğiniz gibi Kerem Demirbay, Torreira savunmanın önü gibi. Benim şahsi görünüyor. Fikrim Zaha, oraya da Torreira. Nasıl? Zaha, santrofor Halil'in yerine, Zaha'nın yerine de Torreira diyorum. Tete. Olabilir. Bence daha iyi verilir. Zaha'lı zaten santrofor oynamışlığı da var. Çok var. Yani 2-3 maç değil, epey bir oynamışlığı var. O tarzda Sivas'ın o dinamik stoper hattına daha da... Orta saha böyle olur değil mi? Orta saha büyük olur. Bu takım bu şekilde olacak. Bir tek orada işte Halil'in mevkii. Yani tek bir yerde oynarsınız, değişikliği yaparsınız ki... Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum tekrardan. Tete'nin orada oynaması. Çünkü o koridor iyi çıkıyor. Sivas'ta santrafor oynadığı zaman Zaha'da oradaki ikili mücadelelerle, stoperlerle hem boğuşma hem dripting açısından Galatasaray için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii nihai karar gene hocanın, evde oynanan maçta belki Halil'le oynarsınız çünkü çok daha fazla. Burada gitgeli olacak bu maçın. Peki Barış yani Alper olsaydı gitti. Hocam Barış mı oynardı sol bekte sizce? Yoksa yine Kazımcan şans bulur muydu? Ben Barış oynardı. Kart cezası Barış Alper. Bence onu de söyleyeyim. Barış oynardı. Barış oynardı. Burada sizinle işte tek bir handikapa kaldınız bakın. Abi Barış geçici olarak başladığımız süreç Barış'ta kalıcı olur mu? Bekte çıkabilir, yaşayabilirsiniz. Yok uzun, çünkü neden Ferdi de biliyorsunuz. Uzun vadeli yaşayabilirsiniz. Öyle öyle. Diye adam sol bek oldu. Şimdi buradan oyunu okuması Barış'ın daha iyi olabilir. Çünkü cepheden görüyorsunuz. Öbür türlü de dağınık olduğunu hep biliyoruz, söylüyoruz. Yırtıcı bir... Bunun Barış'ın en büyük özelliği, şu andaki özelliği, yani bekten demiyorum, pozisyon bilgisinden değil, çabuk ve agresif bir oyuncu olması. Hocam yalnız oyuncu isteği de önemli. Şimdi mesela bizi değil mi neredeyse Avrupa Şampiyonası'na götüren gollerden bir tanesini attı. Bence en değerlisini attı Hırvatistan'a karşı deplasmanda. Şimdi oyuncu hücumu seven bir oyuncu. Zaten o şekilde hani şimdi, yetişmiş bir oyuncu ama şimdi savunmaya dönmek geçici olarak tamam ama temeller işlemeye emin değilim. Senin söylediğin çok farklı bir oyun.
Biz orada biz hiçbir şey oynamadık. Sadece bekledik. Kaç tane de pozisyon yakaladın o şekilde. Hayır, benim anlamadığım Abdülkerim sol ayaklı bir stoper. Evet. Oynarım ama mutlu olmam dedi değil mi? Kullanmamak lazım. Yani ekrana şuraya da getirebilirsek. Yani bakın Abdülkerim iki adım soluna gidecek. Barış'ı bir kilometre öteden getiriyorsun. Oraya koyuyorsun, adam oynuyor. Mutlu bir de. Benim anlamadım onu. Yani nasıl oluyor? Ama şimdi bak. Sen bir sol tarafa gideceksin. İki adım sola değil mi? Bana ne diyor rejiden yönetmen? Biraz sola kay diyor değil mi? Kadraj için. Oh, tabii farklı. Onun kadar yani benim sola kaydığım kadar Abdülkerim sola kayacaktı. Serdar abi işte. Anlamadığım nokta. Oynadığım yerde oynayayım düşüncesi vardır. Abi ortada. Günümüz futbolunun yetişmiş topçuları, futbolcuları. Eski usul, eski nesil topçular değil. Çok yani farklılar. Değişkenlikler yaşıyor. Mesela çok farklılar. Riyara'yı da sol açıktan sol bek yaptı. Bak benim oğlan... Ama şöyle savunayım ben Abdülkerim'i. Abi benim oğlan santrofor başladı. Sol açık oynadı. 10 numara oynadı. 8 oynadı. 6 oynadı. Şimdi stoper de oynuyor. Bir de sol bek oynadı. Senin oğlan Zaynettin Av gibi. Ama bunu niye yapıyorlar? Bunu altyapı hocaları bilerek yapar. O bilir. 30 sene evvel öyleydi hep. Hep öyle çalışırlar. Bilerek yaparlar. Şimdi bize yeni her mevki alışık olsunlar diye. Kaleci bile oynatırlar. Ama Abdülkerim yeni nesil futbolculardan. Şimdi o yüzden çabuk uyum sağlıyorlar. Transferi... Bir iki adım solda da oynayabilir bence. Şuradan... Transferi konuşuluyor ya. Hani Abdülkerim'i izlemeye gelenler oldu. Her maç söyleniyor. Bence bu arada transfer yapacak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Ha, beni buralarda görsünler bir gideyim. Yani öyle düşünüyor şimdi, da olabilir. O başka. Şöyle anlatayım ben size daha iyi yani algılamamız. Bu arada Abdülkerim kötülüğü mü? Bayıldım bir futbolcu. İyi algılamamız için söyleyelim. Barış'ın en büyük olayı nerede oynuyor? Galatasaray'da oynuyor. Galatasaray nasıl oynuyor? Yarı sahada oynuyor. Değil mi? Evet. Senin burada çok fazla atak yeme şansın fazla mı? Değil. 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 Mesela, o yüzden sana böyle ara pas attım hocam. Kapatma aksiyonların çok fazla. Senin sol stoperin de fazla. Avrupa maçlarında oynadığın zaman bu sefer gitgeller daha fazla oynuyor. Şu anda Barış'ın, canlı da izledim ben onu orada oynadığı dönem. Ve televizyondan da izlediğiniz var. Tamam, itmelerde bir sıkıntıları var. Gayet normaldir bu. Gayet normal pozisyon bilgisinde. Fakat o neyden faydalanıyor? İşte agresif olması ve çabukluğundan faydalanıyor. Ve şeyi sağ önünde görüyor. Sağ önünde. Yani şey gibi değil. Santrofor veyahut da forvet oynadığı zaman değil. Çünkü top arkanda alacaksın dönüyor. Ama bu şimdi bütün herkes önünde. İstediğin gibi de oynama şansın fazla. Yani sol stoperden sol olabilir. Olabilir. Yaratmak çok sıkıntılı. Ama sol açıktan. Tabii. Sağ açıktan da aynı yapabilirsin. Daha kolay. Olabilir. Mesela bak Kaan'dan bahsediyor. Yani bu oraya yakın olmasıyla ilgili bir durum şimdi değil. Kaan'dan bahsediyoruz. Kaan orijin orta sahadır. Yetişmesi orta sahadır Schalke'den. Yetişmesidir. Ondan sonra Düsseldorf'a gitmiştir. Stoper oynamıştır. İlk önce sağ beki nerede oynamıştır? Schalke'de Galatasaray'a karşı oynamıştır. 3-2'lik maçta. Anlatayım mı daha Kaan'ın meziyetlerini? Ali Gültekin, Ali Hoca da biliyorsun bekten santrafor oldu. Çok var öyle. Çok var öyle. Onun için işte onu diyorum yani. Koşak döneminde Ertuğrul Sağlam. Ya aradaki bak şimdi. Şey Abdülkerim bir sola kayacak. Olmuyor ama bir kilometre öteden neredeyse lafın gelişi tabii tırnak içerisinde. İşte aradaki demek o mevkiye var, yakınlık da değil. Özelliklerle ilgili bir durum şimdi, değil mi hocam? Tabii. Şimdi Falcao Götz de santrofordu. Geldi stoper oldu. Evet. Önceden de oynamıştı. Ertuğrul yani, Sağlam. Ertuğrul da aynı. Yani bu tarzdaki oyuncular çıkıyor. Araştırmalar iyi midir? Olması gerekir mi? Evet ama şimdi ileride Galatasaray bir bek kazanabilir bu şekilde. Bana sorarsan Kazım'dan filan dendi. Kazım da mesela işte ben ondan bektir. Söylüyor. O da sol önde oynuyor. Ferdi de ilerilerden geldi oraya. Tabii Ferdi zaten. 10 numara başladı. Bak Ferdi de ilerilerden Ferdi geldi. Zaten 18, şimdi 6, Kerem 4, Demirbay. Biz Kerem Demirbay'ı sen de ikimiz uzun süredir tanırız hocam. Normal şartlarda Kerem Demirbay Mertens'in yerine de oynayabiliyor sende. Oyunda aslında oynayabilir de belki de. Orada bazen. Zaten işte asıl yeri orası. Kerem'in Demirbay'ın asıl yeri orası. Bizim ilk Kerem'i konuştuğumuz dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. 2012. Beşiktaş'a gelecekti. 2012. Sonra Beşiktaş'ta biri Fikret Orman'a dedi ki bu adam Beşiktaş'ın futbolcusu değil dedi. Kaç yılında? Şimdi. Kaç yılında demişti? 2013. 2013'teki Kerem'den bahsediyoruz ama ha. Ben sana onun evvel hatırlıyorum ki 2011'de bizde olmaz dediler. Galatasaray'da. Evet doğru. 2011'de. Doğru. Yani İlk orası da o evliyatını. Çünkü bu kardeşlerimizin evliyatını bildiğimiz için gayet rahat konuşabiliyoruz. Şu burada. Anki Kerem'i nasıl buluyorsun? Şu anda daha olgun dönemde. Daha olgun, daha gelişmiş. Daha oyunda ama
Bunu siz yanlış transfer değil. Yok, kötü değil. Mertens'in bölgesinde kullanırsanız belki Galatasaray için daha verimli olur. Çünkü hakikaten uzaktan çok iyi şutlar. 2019'da Leverkusen olur demiş mesela. 32 milyon euro demiş. Yani. Hoffenheim'den tabii aldım. Canım. Tabii tabii. Ya bak Hoffenheim... Beşiktaş'a bedavaydı. Ben hatırlıyorum. Bonservise elindeydi. Bizim dönemimizde de öyle. Dortmund'daydı daha vakitler. Dortmund mukavele uzatmıyordu. Altyapıdaydı. Neyse. Mesela Hoffenheim'a gelişi bir küsür bir şey. O şekilde bir şey olacak galiba. Hamburg'a gitti. Hamburg'dan... Hoffenheim'a gelişi 1.30. Öyle işte. 1.30. Bana da bir... şeyi var, fotoğraf sözü var. Beşiktaş'ın kampına geldiler. Şenol Hoca Beşiktaş'ın başında. Dedim Kerem, dedim bir fotoğraf çekelim seninle beraber. Abi dedi, maç sonunda çekelim dedi. Olur dedim. Geçti. Yıldırım düştü. Yakın bir bölge. Nasıl maçı bir iptal ettiler. Kısmetse artık. kimden bilmeliyiz acaba bunu? Bir girin, bakın Beşiktaş'ın maçı yağmur yüzünden iptal oldu. Yakınlara bir yere yıldırım düştü bir de. Ya dediler bu dedi maçı biz dedi iptal ederim diye. Oynanmadı maç. Yani ama maç sonu 15, demiş. Zaten Kerem de 14. dakikada mı ne sakatlandı? Maç sonu demiş. Herhangi bir maç. Kerem de sakatlandı bu. Zaten. 14. 15. dakikada. Hangi maç olacağı belli değil. Maç sonu demiş. Bizde Beşiktaşlı yöneticiler vardı yanımızda. Kerem Demirbay falan bence bir seyredin dedi. Hakikaten bir seyredeyim transfere bakalım falan. Adam sakatladı bana döndüler yöneticiler. Ulan adam sakatlandı dedi. Ne yapayım dedim ben mi sakatladım dedi. Yani Galatasaray'da mesela. Çocuğa. O konuda verimli bir transfer yapmam işte elinizdeki oyuncular farklı bir meziyette oldukları için Kerem'i daha çok geç keşfedildi diyelim yani şu andaki oyunundan dolayı ama Torreira ile bir şeyler yapabiliyorlar mı yapıyorlar. Esas biraz daha önde olmuş olsa daha farklı bir Kerem izleyebiliriz, izletebilir bize. Okan Hoca da onun için bence bir şans bu dönemde. Yani şimdi Kerem'in profili... O tarz oyunculara dokunabilen bir hoca, Okan Hoca. Şu anda Mertens'in olması ki ben Mertens'in savunanından birisiyim. Oynayabildiği kadar oynat kafadan. Ya olması gerekir adamın. Futbol mentalitesi çok farklı bir şey. Ama işte bazı biraz geç kalın. Hatta dedi. Bence hocam transfer döneminin sezon başında olumsuz yansıması o anlamda oldu. Yani şöyle oldu. Mertens çok formda başladı. Ama işte Hakim Ziyech'i de bir şekilde takıma monte etmek lazım. Diğer isimleri de monte etmek lazım derken. O sıkıntıları yaşandı evet, tabii. O forvetin arkasındaki düzen sürekli değişti. Ama şu var. Ben hep vurgulamaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Burada esas bu seviyede olması ve yarışın devam etmesinde ve aynı puanda olmasının ana müsebbibi Okan Hoca'dır. Bu takımı ayarlaması, eksikleri toparlaması, oradan oraya getirmesi... Oyuncuları değişik bir bölgelerde kullanması kolay değil mi? Tabii ki. Ya bilhassa bir de üst seviyede bir takımsınız. Şampiyonluğa koşuyorsunuz, şampiyon olmuşsunuz. Gelen oyuncular, nasıl söyleyeyim, isim olarak üst seviyedeler ama verimi ne zaman alacaksın? O soru işareti. İşte buradan bu verimleri çıkartmaya başladın. Yavaş oyun. Ben tekrardan belki sevgili Okan Hoca kardeşimize şunu söylerim. Tete'yi çok fazla kullanması lazım. Tete çok verimli olacak. O da uzun dönem oynamadı biliyorsun. İşte o savaş olaylarından ondan tabii. Bundan epi bir Tete çok kaliteli bir oyuncu. Ve daha 2000 doğumlu. Şu ana kadar en büyük sorunu hocam. Bence biraz Okan Hoca o yüzden de kenarda tutuyor olabilir. Çok pozisyona giriyor. Aslında pozisyona girme anlamında çok verimli. Ama bitirme anlamında bir o kadar verimsiz şu ana kadar. Kerem'i de at dışarı. Kerem'i de atıldı. Kerem de devamlayıp pozisyon içinde ama kullanamıyor. Yine de hocam %50 Kerem'in verimi var. Yani şöyle Kerem 30. maçını oynadı. Son Konya Spor maçında. Aradaki fark farklı. Yok yok 8 gol 7 asist yani 15 gol etki etmiş sevgili, Kerem. Sevgili Ömer o şekilde çıkarsak belki farklı bir boyuta gider. Çünkü Kerem'e bir devşirme oldu şimdi. Kerem ne oldu? Farklı bir pozisyonda oynamaya çalıştı. Doğru. Bunu bir 10 maçta forvetin arkası kullanmaya çalıştı. Forvetin arkasında niye kullanmaya çalıştı? O Mertens'ten o verimi alamayacağı mecbur kaldı ve Icardi'nin arkasına çabuk bir oyuncu sokmaya girdi mi? Pozisyonu her maçta pozisyonu var mı Kerem'in? Var. Var. Mertens'in her maçta pozisyonu var. Onu kaçırdığı kadar Mertens de kaçırıyor. Bak ne kadar Mertens'ten bahsediyoruz. Ama Mertens'in kilit pası çok yüksek. Abi şimdi bak Mertens orayı bırak o golünü filan atmayı bırak. Daha Mertens gelmeden Kerem iki kere düşününce o daha sıfır düşünüyor. Daha gelmeden düşünüyor. Aradaki fark bu. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Kerem iki kere düşünüyorsa o daha top gelmeden düşünüyor.
Kerem topla buluştuktan sonra düşün. Aradaki kolay değil bu. Şimdi Kerem alışmış hep açıkta oyna. Oradan gelmişsin karşısına yine açıkta oynuyorsun. Ve birdenbire pat can damarındasın. Ana damarda ve oyunu yönlendireceksin. Yani müsaade et. Kolay değil. Ama her maçta pozisyonun içinde biraz kerata telaş yapmasa çok telaş ve birden neticeye gitmek istiyor. Halbuki biraz çevre kontrolü biraz daha tutmuş olsa daha farklı bir hanelere gelir gol sayısına ve pasörlükte de aynı şekilde gelebilir. En büyük eksiği. Yani ben tekrardan şeyi vurgulayayım. Tete'yi biraz daha fazla kullanmakta fayda var. Çünkü hakim artık size bir şey vermeyeceği belli oldu. Döndükten sonra ne kadar gider eder bilemeyiz. Sakatlık ne kadar sürer. Afrika Kupası'nda süreklilik alacak mı oynayacak mı onu da bilemiyoruz ama Tete Galatasaray'da uzun bir müddet siz orada başarılı bir performans göstereceğini biliyoruz. O da bak kendini kanıtlamak için şahsını oynuyor. Takım oyunundan biraz uzaklaştı. Eğer takım oyununda birlikte oynarsa Tete'den çok faydalanacak. Galatasaray çok faydalanır. Peki. Az önce Icardi'yi konuştunuz hocam. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar da merak ediyor. Icardi ne zaman dönecek diye. Yarın Sivas Spor maçında yok. Sonrasında Kayseri Spor maçında da oynamayacağı şu an için görünen nokta o. Ama Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor Mauro Icardi. Icardi'nin sakatlık haberini bir izleyelim ki Icardi yokken de Halil Dervişoğlu Galatasaray'da forvette oynamaya devam edecek. Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçına geri dönmesi bekleniyor. İlginç bir olay yaşandı pazar günü ki arkadaşımız Furkan Bozoğlu da çok yakından o olaya tanıklık etti. Konya Spor maçından sonra bir basın mensubunun sorusu oldu Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'ye. Bir bakalım Yener İnce nasıl bir cevap vermiş. Kulak burun boğaza gösterdik diyor, başka doktorlara gösterdik diyor ve dinlendirmek zorundayız. Çünkü gözünün altındaki bölgeye aldığı darbe çok riskli. Kör olmaması için oynatmıyoruz diyor. Yani tabii ki doktorlar ne derse o. Ya sistem de etti, yapmayın artık dedi yani. Yener Kime İnce. Sistem ediyor? Soruya. İşte oynayan kendisi ama. Yani belki de onların üzerinden, basının üzerinden kendisine onu söylüyordur. Belki yüzüne de söylüyor. Çünkü Riyad'daki maçta oynamak istedi. Ben oynuyor diye biliyordum. Maskeli tabii ki. Eğer böyle bir risk varsa, ya bazı oyuncularda evet oynama hırsı vardır. Mesela birçok oyuncu isim vermiyorum, öyledir. Yani parası garanti de olsa oynama şeyi vardır. Yine bir kırmızımız var. Transfer dönemi harcama limitleri belirlendi. Galatasaray sapma payı dahil 2 milyar 548 milyon 684 binle ilk sırada yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu değerli izleyenler ikinci transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı. Bir kez daha söyleyelim listenin ilk sırasında 2 milyar 548 milyon 684 binle Galatasaray var. Şimdi ben de bir yandan bakacağım şu anda Galatasaray ilk sırada. Arkadaşımız Furkan Bozoğlu ve tabii içerideki diğer arkadaşlarımız da şu anda ekrana yansıtıyorlar. Galatasaray göründüğü gibi ilk sırada, ikinci sırada Fenerbahçe var. 2 milyar 114 milyon 754 bin 247 ile Beşiktaş'ta 1 milyar 190 milyon 365 bin 769 ile 3. sırada. 4. sırada da Adana Demirspor var ve liste bu şekilde uzuyor gidiyor. Trabzonspor'da harcama limitinde 6. sırada. Yine 1 milyar 290 milyon 388 bin 651 ile tabii %30 sapma payı dahil edilmiş şekilde takımların harcama limitleri bunlar. En düşük İstanbulspor 92. En düşük hocam İstanbulspor var. Bu arada tabii hani Kasımpaşa tam sıraya göre de yapılmamış. Onu söyleyelim. Yani liste bu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun listesi bu şekilde. Şeye gitmiş onlar. Yani şöyle bakın. Trabzon'unki Beşiktaş'tan fazla. Yok. Tabii. Bak, evet. Ben bir anda Beşiktaş'a bakınca yukarıda bu, Fenerbahçe'yi gördüm. Fazla doğru. Evet. Fazla. Yani 100 milyon yani daha fazla. Yani bunu aşamayacak mısın? En son hocam ben sana bunu anlatayım. Bu rakamların hiçbir önemi yok. Herhalde yani. Şimdi, eğer bu rakamların bir geçerliliği olsaydı geçen yaz transfer döneminde bu kadar adam nasıl geldi ya derdi. Şuraya bak. Kasımpaşa 194. Geçmişik bunu. Bunların hiçbir önemi yok. Ha? Bence harcama limitleri olayını artık kaldırın. Gerek yok. Şey vereceksin. Lisans çıkartmayacaksın. En başta öyle gireceksin. Hiçbir anlamı yok.
Yani şu ana kadar takılan kulüp... Kaç senedir var harcama limiti? 3-4 yıl oldu sanki. Değil, daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Borçta bir azalma oldu mu? Ya olmaz ki. 3-4 yıl gibi hatırlıyorum. Borçta ama bir azalma oldu mu arkadaşlar? 2017-18 olsun. Borçta, yani. Borçlarda bir azalma oldu mu? Yok, artma oldu daha çok. Tam tersi artma oldu. Demek ki bir işe yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Artık insanları kaldırmayalım. Kaldırın bunu ya. Bunu kaldırın çünkü millet deliriyor. Vay 2,5 milyar TL'lik transfer yapabilecek. Öyle bir şey de yok. Şimdi ne kadarı kullanılmış? Ne kadarı kullanılmış? Hayır, bir de taraftar şöyle bir yanlış intibaya sahip oluyor. Bence aklı bali olan değil ama şöyle bir yanlış intibaya sahip olan küçük de olsa taraftar kesim var. İşte Galatasaray'a bakıyor. Diyor ki ya işte bizim diyor 2 milyar 548 milyon diyor transfer yapma durumumuz var. Niye yapmıyoruz diyor mesela. Zaten matematikle aramız iyi olmayan bir toplumuz. Bir de bunları insanlara eziyet çektirmeyin ya bu futbol severlere. Herhalde en doğrusu Almanların ya da farklı ülkelerin yaptıkları gibi sezon sonunda lisans fazla çıkartmayacaksınız. 25 tane mi veriyorsunuz? 30 tane mi veriyorsunuz? Sen kardeşim 25 tane oyuncu. 25 mi? 20 tane. Borcun bitene kadar. Hocam, o şekilde gelecek. Hocam, vermiyorlar. Ben olsam ne yapabilirim? Türk kulüplerine 5 sene transfer yasağı getiririm. Ya onu yapamayız. Ben olsam, gücüm olmaz, yetse. Olmaz. Altyapılarınıza çıkarın kardeşler. Tamam mı? Çıkartın. Ya da yerli transfer. Başka türlü düzelmez. Serdar abi, Lionel Messi niye ayrıldı? Nereden? Barcelona'dan. Ha işte limitler tabii, şeydi. Limitler yani dünyanın en iyi aktif iki oyuncusundan birisi kabul edilen Lionel Messi Barcelona'dan kulübün maaş limitine takıldığı için ayrıldı. Benim ama bir de işte onlar şey lisans. Real Madrid'de olsa takılır mıydı? O şekilde uygulansın. Real Madrid'de olsa takılır mıydı? Zor. Takılırdı. Orada farklı bir konu var ama. Serdar'ın nereye getirmek istediğini... Yok, ben de anladım da o Tebas'a kadar gider. Gerçi Javier Tebas'la Liga Başkanı istifa falan etti. O konu çok geniş de. Tabii. Orada biraz... Sen bakma Messi falan geldi de Barcelona biraz böyle şey oldu. Eski halini Mahmut Hocam biliyordur İspanyol'da. Yani başka bir şey söyleyeyim. Şu an Bayern Münih neyse Real Madrid orada oydu. O dönem o kararı veren Javier Tebas Barcelona taraftarı ve aktif görevdeyken bunu açıkladı. Hadi görelim Galatasaray. Sivas'ta önelim, ne olur? Sivas'ta ne olur? Icardi'yi konuşuyorduk. Icardi'yi konuşuyorduk hocam. Önce Icardi'yi konuşalım. Abi oraya gidelim hadi. Şimdi yani Icardi'nin yokluğu tabii çok büyük eksiklik Galatasaray için. Yener söylediyse, Yener söylüyorsa Yener hakikaten çok kaliteli bir doktor. Çok iyi bir doktor. Yani iş erbabına bırak derler ya. Yener burada diyelim ki bu konuda Türkiye'mizde 5 tane doktor varsa bir tanesi de Yener'dir. Yani o işindedir. Hakikaten rizik oluysa abi niye oynatacaksın adam? Trabzonspor'a nasıl yetişir yetişmez bilemiyorum. Tabii Icardi gibi tarzdaki oyuncuların çok fazla %50 aktif idman yapması gerekiyor. Hani %100'ünü geçtik %50 olmasa çünkü vücut olarak geliştirebiliyorsunuz. Kilo alma şeyiniz olayınız fazla çalışmanız gerekiyor. Trabzonspor'a kadar yetiştirebilir misiniz, yetiştiremez misiniz? Yani tabii bu oyuncu sağlığı çok önemli. Herhalde bu gidişatta Galatasaray'ın, tabii şimdi bakan bunun gideceği biliniyordu. Icardi'nin bu şekilde geleceğini bilemezsiniz. Burada futbol işte ne yaşayacağınızı bilemiyorsunuz. Herhalde devre arası belki de daha aktif bir santrofor mu ararlar, bulurlar. Tam bu soruda hocam ben de programla ilgili bir son dakika gelişmesi paylaşayım mı sizinle? Bitirdik. Bitirdik. bu da benim kırmızım olsun. Ne kadar çabuk oldu. Bitirdik ya. Bugün de Serdar Sarı'da. Bizim de konuşma limitimiz bu kadarmış hocam. Takımların harcama limiti varsa. Konuşma limitine takıldınız ama yine beraber oluruz tabii ki. İnşallah. Çok keyifli bir yayını. Tekrar ağzınıza sağlık diyelim. Spor gündemi tamamlıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.